Evet. Şöyle kendi masaüstü düzenimi yapmaya çalışayım ve başlayayım. Mikrofonumu kapatayım o zaman. Başlayalım. Evet, ihtiyaç olursa açarsın Özlemciğim, tamam mı? Durum onu gerektirirse açarsın. Evet arkadaşlar, burada şu anda bir sanal ortamda, online olarak olsa da sizlerle birlikte olmak çok güzel. Sağ olun, var olun. Bu akşam Özlem'in kulübüne konuk olduk hep birlikte. Onun da benden isteği çerçevesinde bu okulun güzel öğrencileri davet etti. Ben de koşa koşa geldim. Sizlerle farklı bir ufuktan, olabildiğince farklı bir ufuktan bakarak imgeler yoluyla hayatın nasıl algılanabileceğini kendi somut örneklerim üzerinden de göstermeye gayret edeceğim. İlk başta arkadaşlar çok basit bir sorum var size. İşte şu anda sanal olarak da olsa bir ortamdayız. Kendi isteğinizle mi buraya geldiniz diye soracağım. Tabii aynı mekanda olsak hemen sizleri daha rahat görebilirdim. Şu anda görmüyorum. Muhtemelen biriniz ya da birkaçınız el kaldırdı. Evet, ben kendi isteğimle haberdar oldum bu etkinlikten ve sizin etkinliğe katıldım hocam, dedi. Sağ olun, eksik olmayın. Aslında arkadaşlar, baktığımız zaman bizler her birimiz sonsuz uzayda bir noktayız. Bir noktadan bir noktaya hareket ediyoruz ve böylece de bir doğrusal hareket ortaya çıkarıyoruz. Hayat aslında bu iki nokta arasındaki geçen sürece deniyor. Biraz önce kendi isteğimizle buraya geldiğimizi söylediniz. Aslında hiç de öyle değil sevgili arkadaşlar. Aslında hadi bakalım birlikte biraz ebeveynlerimizin bahsettiği bu maceraya göz atalım. Yaklaşık 100 ile 250 milyon sperm bir yolculuğa çıkıyor. Bu amansız bir yolculuk. Eğer bütün şartlar uygunsa sadece bir kısmı rahim içine girmeyi başarıyor. Bu da yetmiyor. 10 saat süren üreme organları içinde yine metafonşaklar gibi bir yolculuk devam ediyor. Ve bir tane başarılısa en güçlü, en şanslısı, en bencili, yani ben, yani siz, Fikret, Özlem, Halika, kimse, o bu yarışı kazanıyor ve diyor ki ben. Çünkü kendi olsun istiyor, oldukça bencil. Bizim karar vermediğimiz coğrafik... Efendim canım? Çok özür dilerim, bilgisayarın sesini bir tık kısabilir misiniz? Sesiniz az geliyor da, bilgisayarın Öyle sesini. mi? Bizim kendi karar vermediğimiz bir coğrafi konumda, bir türde, bir cinsiyette, bir bedende, başımıza gözümüze bile karar vermeden, anne babamızın kim olduğunu dahi bilmeden, buna da karar vermeden bir dünyaya doğuyoruz. Kendimizi bu dünyanın tropik atmosferinde biliyoruz. O yüzden de söylediğim oydu. Yani ben size katılmıyorum demekteki kastım buydu. İşte burada başlıyor insanın kendini bilme yolculuğu. Bu kendimiz üzerindeki ya da çevremizle ilgili olan insanı, evreni, durumu, çevreyi tanıma süreci burada başlıyor. Sorguluyoruz, araştırıyoruz, düşünüyoruz. Doğru bildiğimiz yanlışları, yanlış bildiğimiz doğruları sürekli aklımızdan büyüyeceğim, büyüyeceğim taşıyıp duruyoruz. Zor bir iş bu. Gördüğünüz gibi çok dertli bir yolculuk. Ama değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, öleceğini bilerek yaşayan yegane canlı insan. Bütün bunlarla baş etmeye çalışıyor.
kendince farklı yolları var, farklı yöntemler kullanıyor. Bu aşamada insanın harikulade bir de silahı var. Bana kalırsa dünyanın en güzel silahı. Hani silahın güzeli olur mu demeyin. Bu çok güzel bir silah. Çünkü bütün sıkıntılarla baş etmek için bu silahı kullanıyor. Hiçbir şekilde kimsenin bıkmayacağı, insanların varoluşundan beri kullandığı ve herhalde sonsuza kadar da devam edecek, bu tür devam ettiği sürece devam edecek bir silah bu. Yani sanat, silahların en acıtmayanı, en yararlısı, en üzmeyeni, hep mutlu eden. Bu arada konuşurken sanat ve tasarım, bir sanat biz tasarım dediğine şahit oldunuz. Hem sanat hem tasarım, isimden de bahsedeceğiz bugün. Ama tasarım sanatı ikiz kardeşi sevgili arkadaşlar, Yin ve Yang gibi. Biri olmadan diğerini anlamamız mümkün değil. Zıt gibi de değil, aynı da değil. Birbirinin içinde iki şey. Kökenleri aslında aynı ama iki ayrı kişilik. Kendine has özellikler barındırıyor bu iki ayrı tanım, tür, çalışma alanı. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu iki ayrı dediğim şey, işte birbirlerini en iyi de bunlar anlıyor. O yüzden her tasarımcı bir çeşit sanatçı, her sanatçı da biraz tasarımcı. Şimdi sanat konusunda konuşmaya başlamışken, ilginç bir deney bu. Philadelphia Drexel Üniversitesi'nde yapılmış bir deney. Yapılan iş çok basit. Kortizol seviyesi ağız içinden alınan küçük bir tükürük örneğiyle ölçülebiliyor. Ve kortizol seviyesi vücudumuzda yükseldikçe stresimiz de artıyor. Düştükçe stres de azalıyor. Şöyle bir deney yapıyorlar. Denekleri topluyorlar ve 10 dakika sonra kapanacak diyor bu. Sizden mi kaynaklanıyor, benden mi kaynaklanıyor? Yok hocam, sınırsız oldu şimdi de. Öyle mi? Aynen, sınırsız olduğunun uyarısını veriyor sadece. Peki. Bu ekrandaki görüntü sizde de var mı? Var hocam. Bir sıkıntı peki, yok. Peki, o kalkacak mı? Yok, devam edecek bu şekilde. Hayır. O görüntü gitti hocam. Okey'e tıklarsanız gider. Ya ben okey'e tıklayamayacağım. Çünkü devam edeceğim şeye. O yüzden o aynen, herkes tıkladı. Yoksa sorun yok. Sıkıntı olmuyor. Sıkıntı yok. Yani burada deneyden bahsediyordum. Bu deneyde de şöyle yapıyorlar. Herkese kendini özgürce ifade edebileceği sanatsal malzemeleri önlerine koyuyorlar. Boyalar, fırçalar, çamurlar, her neyse. Tulumları falan, her şeyi veriyorlar. Ve insanlar büyük bir özgürlükle sanatsal olarak kendilerini ifade etmeye çalışıyor. Çok ilginç bir şey. Bu deneklerin %75'inde kortizol seviyesi düşüyor. Yani aslında bir anda daha mutlu insan oluyorlar. Yine buna benzer başka bir deney var. Bu da Dario Roberto imzalı bir sergi var. Bu sergide 431 tane izleyici üzerinde yapılıyor bu deney. Beyin dalgalarını ölçen bir araç kafalarına giydiriliyor. Ve bu sergi esnasındaki beynin hormon salınımlarını ve hangi bölgelerin ışıdığını ölçüyorlar. Mutluluk alanlarındaki ışımanın fazla olduğu ve özellikle mutluluk hormonu salgılanırken ortaya çıkan durumların aynen bir sanat ortamında canlandığı ortaya çıkıyor. Yani yine sanatın mutluluk veren bir öge olduğu ile ilgili başka bir kanıt. Aslında sanat sevgili arkadaşlar, sanat ve tasarım diyeyim bu sefer, hadi demin söylediğimle ilişkili olarak, Homo sapiens'in bir medenileşme projesi. Bu proje insan var oldukça sürecek, hiç bitmeyecek bir proje. Çünkü baktığımız zaman türümüz vahşi de bir tür, gerçekten acımasız da bir tür. Dünyada işte savaşların, sıkıntıların, dertlerin, hala kavga dövüşün bitmemesinden de herhalde ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Aslında sanat ne için var biliyor musunuz? Sevgiye, umuda, güzelliklere bir şans daha vermek için var.
aslında sanat ve tasarım neden olmasın sorusunu sormak için var. Buna ne dersin sorusunu sormak için var. Peki neden böyle yapmayalım sorusunu sormak için var. Aslında sanatçı ya da tasarımcı olan kişilik eski köye yeni adet getiren kişi, değerli arkadaşlar. Kargadan başka kuş tanıyan kişi. O yüzden çok da kolay bir iş değil aslında baktığımız zaman. Çünkü bu sanat ve tasarım işi bir yaratıcılık istiyor. Arzu ettiği yaratıcılık hemen herkeste de olan bir iş değil. Örneğin burada Kay Rosen'ın bir işini görüyoruz. Zaten bu alfabeyi ilkokuldan beri yüzlerce, binlerce kere gördük. Bunu bir Türk değil, bir İngiliz-Amerikalı da gördü. Yıllarca. Ancak Kay Rosen buradaki iki harfi farklı renkte yaptığı zaman ilk kez farklı bir anlam içinde, farklı bir konteks içinde yaratıcı bir boyuta geliştiriyor bu alfabeyi. Hay diyor, merhaba, hop ben buradayım, farkında mısın? O hep gördüğün alfabe vardı ya, ben de buradayım. Evet, peki bu yaratıcılıktan bahsediyoruz ya, nasıl ortaya çıkıyor bu yaratıcılık? Bir beynin çalışma süreci, aslında önemsiz saydığımız şeyler bir şekilde birleşiyor ve bir fikir ortaya çıkıyor. Buradaki ilginçlik, yaratıcı kişiliklerle birlikte ortaya çıkan ilginçlik zaman içinde diyorlar ki Özlem yaratıcı bir insan. Nur Hilal yaratıcı biri. Ahmet değil, Mehmet daha az, Veli daha çok, Fikret ondan az falan. Demek ki burada da farklı seviyeler oluşabiliyor. Şimdi bunun için ilginç bir, size yine bir bilgi daha. Değerli arkadaşlar, yeni doğan bir bebeğin, yani şu anda ekranda gördüğünüz grafik bunu anlatıyor. Nöronlarının birbirinden çok fazla bağımsız farklı ilişkileri var. Yani yaşamın ilk 2 yılında edindikleri duygusal deneyimlere nöronlar birbiriyle iletişim kurmaya başlıyor. Ve bu sinaps bağlarını oluşturuyor. Bir bebeğin beyni, değerli arkadaşlar, saniyede 2 milyon yeni bağlantı, yeni sinaps oluşturuyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar fazla bir üretim süreci. 2 yılın sonunda bebeğin beynindeki sinapslerin sayısı 100 trilyonu aşıyor. Vah, sayıya bakar mısınız? Ve bir yetişkinin ihtiyacından çok fazla sinapse ihtiyacı, sinapse oluşturmuş oluyor bir bebeğin beyni bu sürece, bu süreç içinde. Bu aşamada beyin bir çeşit zirveye ulaşıyor. Aslında sizi siz yapan şey bundan sonra başlıyor. Bir ayıklama süreci başlıyor. Yani öğrendiğiniz bağlantı ve ilişkiler zaman içinde azalıp bir nevi bunların budanma süreci başlıyor. Ve sağ tarafta gördüğünüz 2 yıl, 4 yıl ve 6 yıldaki grafiğe baktığınız zaman bunlar normal bir insanın hayatını sürdüreceği sayıda sinapse gelişiyor. Yani bağlantısı güçsüz olanlar yok olur. Aslında buradan şunu çıkarabiliriz. Sanatçılık ve tasarımcılık bu bağlantıların zaman içinde güçlenmesi, çeşitlenmesi ve birazdan size anlatmaya çalıştığım çoklu ve katmanlı düşünce yapısı, çoklu ve katmanlı yaşam biçimi diye adlandırmaya ve örneklemeye çalışacağım sistematiği ortaya koyuyor. Yani biz bir şeyin bir şeyle ilişkisini, yeni şeylerin yeni şeylerle bulunu, o yeni şeylerin diğer yeni şeylerle ilişkisini hayal edip, kurgulayıp, bunları hayatımızda var ettiğimiz sürece yaratıcı olma şansımız gibi çoğalıyor. Bu kaderin, demin söylemiştim ya, işte o kargadan başka kuş tanıma süreciydi. Gerçekten de bütün bu süreçte gitgide bunlar fazlalaşıyor. Peki, aslında bizim yaratıcılık dediğimiz şey ne? Biraz da buna bakalım. Aslında zincirleme bir reaksiyon arkadaşlar. İyi fikir dediğimiz şey, genelde bir ya da birden çok şeyin o zamana kadar olmamış bir biçimde amaç doğrultusunda düzenlenmesi demek. Yani
Sağ tarafta bir grafik çalışma var. İşte bir bulaşıcı hastalık var. Buna karşı bir korunma önermeye gayret ediyor. Zaten sol taraftaki iki tane temel mantıktan hareket ediyor. İki temel nesneyi kullanmış. Bunu farklı bir dilde birleştirmiş ve dolayısıyla bir grafik tasarım oluşturmuş. Yeni bir imge oluşturmuş. Aynı şekilde bu aynı. O zamana kadar herkes biliyor yağmurun ne demek olduğunu. Herkes bu koruyucu aracı biliyor, prezervatifi biliyor. Ancak bunların tamamı farklı bir şekilde birleştirildiği zaman işte bu hastalıktan, bu salgından, bu durumdan seni ancak bu koruru çok farklı bir şekilde, yaratıcı bir şekilde sunma şansına sahip oluyoruz. Yaratıcılık aslında bilmediklerimize, bildiklerimiz yoluyla ulaşma yöntemi. Kalemi ve silgiyi bilmiyorsanız arkası silgili bir kalem icat edemezsiniz. Dünyada hiç silgi görmemişseniz, sadece kalem gördüyseniz, yarın öbür gün silgili bir kalem bulmak için silgiyi de bir şekilde öğrenmiş olmanız ya da silgiyi de ayrıca icat etmiş olmanız, ardından silgili kaleme, arkası silgili bir kaleme, yani işte şu kaleme geçiş yapıyor olabilmeniz gerekiyor. O yüzden çok şey bilmek zihnimizde sürekli yeni kapılar açıyor. Bu çok şey bilmekten kastım çok deneyim kazanmak. Beyin bildiklerini başkalaştırıyor arkadaşlar. Bilmediği bir şeyi beyin başkalaştıramıyor. Hayalleriniz bile bildikleriniz çerçevesinde. Eğer siz bir balon ya da uçan bir araç ya da bir nesne, bir kuş dahi olsa görmediyseniz uçarak dünyayı gezme, dolaşma fikrini oluşturamıyorsunuz. Havalanabilme fikrine bile belki sahip değilsiniz. Peki şimdi de bu süreçte nelerin bize fayda sağladığını sizlerle birlikte bakalım. Ne bizim işimize yarıyor? Yeniliklere açık bir yapı ve ruh hali kesinlikle yaratıcılığın gelişmesi, yaratıcılığın iklimi için geçerli bir durum. Ben buna deneyimsever olmak diyorum. Araştıran ve sorgulayan bir kişilik. Buna da soru sever diyorum. Yani bu parantez içindekiler aslında kişilik yapımızın isimleri olsun. Siz de şu anda yaptığımız benzeştirmede. Deneyimleri çoğaltma, depolama ve bunları biriktirme alışkanlığı, bir şekilde seçenekler yaratma alışkanlığı, bunları da kayıt etme alışkanlığı. Buna da seçenek sever diyelim sizle birlikte. Aktif olmak, eylem sever. Tasarımcılar ve yaratıcılar, sanatçılar aktif insanlar arkadaşlar. Yani evinde bütün gün oturan, son derece tembel, miskin, hiçbir şey yapmayan, yapmaya da niyeti olmayan yaratıcı bir insan kolay kolay bulamazsınız. Bulsanız bile kesinlikle bu aktif hale gelemeyecektir bir türlü. Hayal kurma yeteneği çok 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 önemli. Hayalsever diyorum buna da. Yaratıcı kişiliklerin önemli özelliklerinden biri hayalsever olması. Neden olmasın tarzı bir insan tipi. Buna da risksever diyorum. Çünkü sürekli yeni bir şey arıyorsanız hep başınızın belaya girme olasılığı oldukça fazladır. Dışa açık bir özümseme yeteneğine sahip olmak. Diğersever diyorum buna da. Diğerseverlik de çok kıymetli bir özellik. Farklı kaynaklardan beslenme arzusu, çeşit sever. Yani o varken bu, bu varken o. Buna ay bir de şunu yapayım. Şunu yapıyordum, bir de bunu yapayım. Bir de buna geçeyim. Kendini yenileme alışkanlığı, yenilik sever. Dedim ya kargadan başka kuş tanıma. Ya hep aynı şeyi yapıyorum. Değişik bir şey yapsam ya. Ya bırak oğlum, eski köye yeni adet getirdi. Gidiyor işte ya. Böyle iyi sen. İşte iliştirmedin. Tamam işte oluyor falan. İşte bu çok yaratıcı bir kişilik tavrı değil. Ama bu yenilik sever kişilik yaratıcılığa çok daha açık bir kişilik. Meraklı ve meşgul insanlar sevgili arkadaşlar, yaratıcı kişilikler. Buna da meşguliyet sever diyorum. Yani yaratıcı bir insan, yaratıcı bir sanatçı, yaratıcı bir tasarımcı görürseniz muhtemelen
hep bir iş yapıyordur, bir yerden bir yere gidiyordur, bir iş üzerindedir. Olmasa bile muhakkak bir iş yapmayı düşünüyor ve kurguluyordur o anda. Sonra güzel şeylere çok duyarlı insanlar bunlar. Buna da güzelsever diyorum. Çok kıymetli bir özellik. Aslında zaten hepimizin bildiği işte o sırılmış elma markalı cihazların yaratıcısı, geliştiricisi, mucidi, ortaklarından biri, buluş ortaklarından biri Steve Jobs da bunu söylüyor. Yaratıcılık diyor, şeyler arasında bağlantılar kurmaktır diyor. Ben de şu anda eğitimci olarak 33. senemdeyim. Kişisel olarak gözlemlediğim şu, demin o sarı sayfada size yazdığım listedeki nitelikleri çok olan öğrencilerimin zaman içinde çok daha yaratıcı, kendilerine yeni boyutlar kazandıran, ufku geniş kişilikler olduğunu gözlemledim. Ve aslında bu noktaları birleştiriyor hep bu kişilikler. Arkadaşlar, şu sonlu dünyada diyeyim ki insanoğlu öleceğini bilerek yaşayan yegane canlı, sanat bize zorluklarla baş etme gücü veriyor. Yaratıcılık bize karşı koyma gücü veriyor. Mutluluk veriyor. Aslında güzel bir macera sanatçılık ve yaratıcılık. Çünkü bilinmezle uğraşıyor. Mevlana'nın güzel bir sözü var. Diyor ki kalbiyle yola çıkana yol açılır. Çok doğru bir söz. Sanat ve tasarımcılar genelde kalbiyle yola çıkmış insanlar oluyor. Yani ben bu camiada şöyle görmedim. Vallahi hocam ya babam beni zorladı. Zorla ben burada ittir kalktır şu resim bölümüne geldim. Ya da grafiğe geldim. Zorla okuyorum. Yani ne yapayım? Ben zaten işte nasıl diyeyim? Makine mühendisi olmak istiyordum. Ailemin zoruyla buradayım falan. Çok görmedim. Çünkü bizim işimiz gerçekten zorla yapılacak bir iştir. Güzellikle olacak bir iş. O yüzden kalbinizle yola çıktığınıza emin olduğum için size bunu söylüyorum. Yani sizler aslında Matrix filminde o Morpheus'un size uzattığı haplardan kırmızı yutansınız. Ben de öyle. O yüzden aynı ortamdayız zaten şu anda, merak etmeyin. O yüzden başkaları şu anda işte yemek programı, dedikodu programı falan seyrediyorken siz buradasınız. O yüzden birbirimizi rahat anladığımızı bildiğim için bunları söylüyorum. Ve bir şey daha ilave edeyim arkadaşlar. Bakın yalnız da değiliz biliyor musunuz? Yani Mevlana onu demiş ya. Evet, kalbiyle yola çıkana yol açılıyor. Ama ben size bir şey daha söyleyeyim. Kalbiyle yola düşene yol açılıyor. Ama aynı zamanda yoldaş da buluyor bu insan biliyor musunuz? Bakın ben sizleri bulmuşum. Sizler de beni bulmuşsunuz. Demek ki yalnız değiliz. Ne oluyor? Bir korsan bildiri var arada. Özlem, olaya müdahale et. Hemen edeyim Başkan. Hocam. Şimdi arkadaşlar, size bunları anlattım ve şimdi de bunu peki ben kendi dünyamda nasıl yapıyorum ya da nasıl yapmışım? Azıcık bunlardan bahsederek bütün bu anlattığım hikayeleri daha somut bir boyutta sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında 1966 yılında başlayan benim maceram, yolculuğum, öğrendikten sonra ismimin anlamını, hakkını vermekle geçiyor. Yaptığım bu. Bütün ömrüm boyunca da bunu yapacağım herhalde bundan sonraki boyutta. O da ne? Çok güzel bir isim koymuş rahmetli anne ve babacığım. Fikret demiş bana. Fikret, düşünme, fikir, zihin, akıl, düşünceye dalma demek. Fikirden geliyor. Allah, ben bunu öğrenince tabii Mark Twain'in güzel bir lafı var. Diyor ki arkadaşlar, bir insanın hayatında iki gün çok önemlidir diyor. Bir tanesi doğduğu gün, ikincisi de neden doğduğunu anladığı gün. İşte ben neden doğduğumu anlamışım. Benim işim rahat. İnşallah size de nasip olur. Benim işim rahat. Benim neden doğduğum belli. Ben bunun için işte ben bu düşünce, fikir, akıl bilmem ne, alma, verme, sevme, kucaklama, o kalpleri kol kola sokma falan. Ben bunlarla, hayatım bunlarla geçecek.
İnşallah ömrümün sonuna kadar da bu işi yapacağım. Sevgili arkadaşlar, orta sınıf bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmişim. Tamamlayıcı ve hiç değişmeyen bir özellik merak. Maçka Meslek Lisesi'nde boya dekorasyon bölümünde lise okudum. Yani o okula gidip liseyi orada okuduğunuz zaman bu şu demek, ya bu çocuk okumayacak, bunu bari bir mesleğe verelim vaziyeti. Ama yine çok sevdiğim bir durum bu. O kadar şanslı, o kadar şanslıymışım ki orada da gitmişim boya ve dekorasyon bölümüne gitmişim. Dolayısıyla benim sanat, tasarım vesaireyle ilgili maceram daha lise 1'deyken başlamış. Sonra o bitince o okulun devamı işte Marmara Üniversitesi, o zamanki tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'na girmişim. Oradan mezun olduktan sonra da 1987 yılında Anadolu Bozkır'ında bir maceranın peşine düşmüşüm. Yepyeni, yeni kurulmuş bir okulun neferlerinden biri olma heyecanına kapılmışım. Sonra bir burs kazanıp İsviçre'de Arts and College of Design diye bir okulda oranın ilk Türk öğrencisi olarak o okula kabul edilmişim ve orada eğitim almışım. Arkadaşlar, bu süreç benim hayatımın dönüm noktalarından biri. Çünkü ben bu aşamada isimlerini kitaplarda gördüğüm kişilerden ders alma, bunlarla tanışma, yenileriyle tanışma ve bunlarla arkadaş olma şansına sahip oldum bu süreçte. Yani bu benim rüyamda dahi göremeyeceğim bir şeydi. Dolayısıyla oradaki eğitimim benim zihnimde büyük bir şakrayı daha açtı. Aslında hep o AVB falan dedim ya size, o yolculuktan bahsettim. İşte bakın, benim yolculuk da şu iki daire arasındaki yolculuk. Yani bunlardan bir tanesi ben, o tarak özürlü kafa, diğeri de o soru işareti. Bu çok kıymetli bir iş benim için, çok kıymetli bir işaret bu. Ben hep bu soru işaretinin peşinden koştum. Bütün yaptığım da bu. Çünkü bu merak duygusu ve öğrenme duygusu aynı zamanda yarın öbür gün bunu paylaşma duygusuna evriliyor. Onun da ardından bu paylaşma duygusuyla birlikte de çok farklı boyutlar ortaya çıkıyor. Ben de bu paylaşma duygusunu işte o bilinmezin peşinde, yeniliklerin peşinde, yeni fikirlerin peşinde koşmakta bulmuşum. Çok büyük bir eksiklikle eğitim hayatım sürdü. Çünkü hep Paul Rand'ın, efendim Robert Brinkhurst'un vesairenin kitaplarıyla büyüdüm. Ama önümde hiçbir zaman Ali, Ahmet, Mustafa, Mehmet kitabı olmadı. O yüzden bulduğum anda, benden evvel yazanlara büyük bir saygıyla bulduğum anda dört elle sarıldım. Kendim de oturup böyle malzemeler üretmeye gayret ettim. İşte bir kitabım Görsel İletişim ve Grafik Tasarım 10. baskıyı yaptı geçen yıl. Yaklaşık işte 19 bin kişi bunu, son baskısı da 3 bin yapıldı, 16 bindi, 3 binle birlikte 19 bin kişi bu kitabı edinip bundan bir şeyler edinmeye gayret etti, lütfettiler. Bu beni çok mutlu etti. Oturup son baskısını, zaten sol taraftaki ilk baskısı, sağ taraftaki son baskısı, içine bir de sözlük ekleyerek, çok geliştirerek bu boynumun borcunu da yeniden bu kitabı değer verenlere saygıyla tekrardan yayınlama duygusu ve sorumluluğunu hissettim. Diğeri de bir görsel kültür kitabı, bizde var olan bir dersin kitabı, aynı zamanda bir açık öğretim dersin, açık öğretimin de bir havuz dersi. Bu kitabın da editörü ve iki tane bölümünün de yazarıyım. Bunun dışında neler yapıyorum? Online bir sürü eğitim malzemesi oluşturmaya gayret ediyorum.
Örneğin şu sol taraftaki Azerbaycan'a ders verirken böyle açık öğretim sistemiyle farklı dersler oluşturabiliyorum. Sonra herkesin paylaşımına açık ders kendi Vimeo ve YouTube kanalımında herkesin paylaşımına açık dersler oluşturuyorum. Şu anda da öğrencilere verdiğim derslerin tamamını anlık oraya yüklüyorum. Dolayısıyla öğrenci ya da bir başkası ya da öğrenmek isteyen herkes YouTube'dan Tevfik Fikret Uçar kanalından derslere ulaşabiliyor. Açıkçası tamamen bir açık ve erişilebilir bir eğitim modeli oluşturmaya gayret ediyorum ki bana kalırsa eğitiminde bir sınırı yoktur. Öğrenmek isteyen herkese eğitime erişme hakkına sahiptir. Dolayısıyla ben birine eğitim veriyorsam öğrenmek isteyen herkes de o eğitimin bir nevi sujesidir, müşterisidir, elemanıdır. Hiç fark etmez. O yüzden ben de bu pandemi sürecinde böyle bir imkandan faydalanarak tüm derslerimi online yapıyorum. Bütün bu dersleri de internet üzerinden herkesle paylaşıyorum. 18 sene kadar grafik bölüm başkanlığı yaptım. İşte bu güzel insanlarla çalıştım. Bunlar benim bölüm arkadaşlarım ve öğrencilerim. Çalıştım. Yaklaşık 1000'e yakın öğrencim oldu. Hani o yüzden de dünyanın en büyük ödülüne sahibim. Dünyada en mutlu insanlarından biriyim. En mutlu diyecektim ama ayıp olmasın, belki siz benden mutlusunuzdur diye demedim. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Şimdi de bölüm başkanı değilim ama yine çok mutluyum. Nedeni de şu sol tarafta kırmızılı gördüğünüz hanımefendi benim öğrencim. Şu anda da okulumuzun profesörlerinden büyük bir mutlulukla yeni bölüm başkanım olarak onun yönetimi altında çalışıyorum. Doğrusu hep söylüyorum, hani mum dibine ışık vermez diyenlere sakın inanmayın. Veriyor arkadaşlar, yalan. Onu söyleyenlere devre dışı bırakın. Eğitimle ilgili eğer bir şey biliyorsam o da şu. Arkadaşlar, bir şeyler yiyip içmek dediniz ya, bir lokma bir şey içme özlem, hiç su bile iç demiyorsun. Başkanım oradan gülüp duruyor bana. Şimdi bir şey yiyip içmek insanın hayat boyunda sıkça yaptığı bir şey. Özellikle yemek insanı mutlu ediyor arkadaşlar. Bakın ne kadar gürbüz biri olduğumu görüyorsunuz. Çok mutlu eden bir şeydir yemek. Bir şey yerken insanlarla daha iyi iletişim kurarsınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın. O yüzden şu gördüğünüz bizim geleneksel kahvaltı partilerimiz. Dördüncü sınıfta herkesle muhakkak böyle bir kahvaltı partisi yaparız. Bu sene koronadan dolayı erteledik ama muhakkak, yani herhalde bahar döneminde hiçbir şey olmazsa yine çocukları toplayacağım böyle. Artık parkta markta bir yerde sosyal mesafeli maskeli yapacağız. Çünkü bu geleneksel. Bakın arka tarafta da yazıyor, çay, peynir, dostluk, kahvaltı bilmem ne, böyle yani. Hikaye o. Çok basit bir şey. Herkes evinden bir şeyler getiriyor. İşte peynir, simidi alıyoruz. Ortaya koyuyoruz. Hep birlikte yiyip içip eğleniyoruz. Sonra hemen derse başlıyoruz. Şunu gördüm. Bu ders sonrasında öğrenciler daha motive olmuş oluyor. Ondan sonra güler yüzle derse başlıyorlar. Bunu inanın her dönem bir kere bile yapsak, artık o masadaki çikolatadan, peynirden, simitten mi nedir bilmiyorum. Ya da bizim oluşturduğumuz atmosferden. Bu artık bizim okulun da geleneksel bir şeyi, organizasyonu. Bir öğrenci geçen sene bana şunu dedi. Oh hocam, bunu iyi ki yaptık ya dedi. Bütün eski mezunlar bunu paylaşıp duruyordu dedi. Ben de biz ne zaman yapacağız diye merak ediyordum dedi. Vallahi şu okula bunun için geldim desem yeridir falan dedi. Çok güldük. Evet arkadaşlar, peki bu çoklu düşünme dedim ya, bunu bu zat-ı muhterem nasıl yapıyor? Biraz ondan bahsedeyim. Bir eğitimcilik boyutu var bu adamın. Sonra bir derdi daha var. Anların peşinde koşuyor. Birazdan paylaşacağım. Anlıklar gelince bu anların peşinde koşmak ne demek anlayacaksınız. Bir doğa aşığı yine bu insan. Gerçekten doğaya aşığım. Doğanın bir parçası olduğumu unutmadan onu böyle bir anne gibi, baba gibi seviyorum. Sanatçı bir yönüm var, evet. Kimi zaman herhangi bir sınır
sorun ortaya koymadan kendi sorunumu kendim oluşturarak bir sanat eseri yapmayı çok seviyorum. Marangozluk yönüm var. Kendi kendime YouTube'dan öğrendiğim bir marangozluk yeteneğimle ve çabam ve bilgimle küçük bir atölyede ahşap işleri yapıyorum. Son derece mutluyum bu işimden. Aynı zamanda bir takım oyuncusuyum, bir ekibin bir parçasıyım. Çünkü benim de bir ailem var. Yelkenle uğraşıyorum, bir denizcilik yönüm var. Bu suyun üstünde olmanın büyüsüne sahibim. Aynı zamanda da bir trekking merakım var. Zaman, sağlık ve şartlar uygun oldukça bu işlerle koşturuyorum. Peki bütün bu vaziyet aslında şu labirentin bir parçasının içindeki hareket. Yani o da size dedim ya A ve B noktası. İşte bu iki nokta arasındaki hareket. Buradan kimi zaman yanlış yönlere sapıyorum, kimi zaman kafamı taşa vuruyorum. Kimi zaman da doğru yönden menzilime doğru hareket ediyorum. Gerçekten de çok inandığım için bu yansıyı oluşturdum. Arkadaşlar, içinde aşk yoksa her şey anlamsız. Bunu sakın unutmayın. Sevmeden yapılan bir işten hayır gelebileceğini düşünmüyorum. Hiçbir şekilde. O yüzden ne olur yüreğinizin sesini dinleyin. Sevdiğiniz bir işi gönülden aşkla yapın. Eğer bunun o anda olmadığını hissediyorsanız yapmayın, gidin başka bir şey yapın. Çünkü hayat keşkelerle vakit geçirecek kadar uzun bir süreç değil. Harf biçimlerine aşığım. Çok seviyorum bu biçimleri. Ve bu biçimleri farklı şekilde yorumlamaya çalışıyorum. Elimle yazarak, bunlara yeni biçimler üreterek, bu sözlerin ya da duyguların ve fikirlerin yeni biçimlerde hayata katılmasını sağlamaya gayret ediyorum. Ne yapıyorum? Çoğu kez bu biçimleri bir müzik gibi ele alıp soyut bir elemanla müziğin yazısını ya da yazının müziğini yapmaya gayret ediyorum. İşte bu tip çalışmalarla uzun bir hazırlık sürecinden sonra ruhsal ve bedensel o anda yine bir müzik eşliğinde yaptığım bu tip, artık adına ne deriz bilmiyorum, kaligrafik resim mi diyelim, resim mi diyelim, kaligrafi mi diyelim bilmiyorum. Bu tip çalışmalarla kendi soyut harflerimi yaratıyorum. Bunlar bazen de somut oluyor. Böyle okuyabiliyoruz da baktığımız zaman buradaki aşka ve onun duygusuna, diğer aşklarla farklılığına sahip de olabiliyoruz. Bazen de olmuyoruz. Bu da aşksız biten çiçek soldu. Yunus Emre'nin bir sözü için yaptığım çalışma. Bu da Erzurum Modern Sanatlar Müzesi'ndeki işim. Dedim ya işte müzik yapıyorum ve o anda bedensel bir çabayla onun içine girmeye çalışıyorum. Yine aşk. Gelin tanış olalım. Malzemenin değişmesi de etkilemiyor. Çünkü yaptığım işi her malzemeye de adapte edebiliyorum. Beni bir seramik sempozyumuna davet ettiler. Aslında ben hep yaptığım işi aynı fırça ve boyayla, sırla, astarla seramiğin üstüne yaptım. Bir seramik sanatçısı kesinlikle değilim. Ben yaptığım biçimleri seramikle birleştirerek ortaya koydum. Yakın zamanda da şu tip üç boyutlu, biraz daha mekanın içine doğru da hareket eden, farklı bakış açılarından farklı boyutlar da kazanabilen tür çalışmalar yapıyorum. Demin demiştim ya, bu anlık peşinde koşan bir adam demiştim o çoklu düşünmeyi anlatırken. İşte o anlık peşinde koşmadan kastım da şu. Herkesin vardır. Benim sıkça ve bolca var. Hatta onlarsız hiçbir yere hareket edemiyorum. Kalem ve defterlerim çok çok önemli
Yani onsuz bir yere gidemiyorum. Herkesin yaptığı gibi ya da çoğunuzun yaptığı gibi notlar alıyorum. Ufak çizimler yapıyorum. Buradan fikirler geliştiriyorum. Hayallerimi yazıyorum. Düzenler kuruyorum. Ama onunla sürekli haşır neşirim. Bu defterle, kağıtla ve çizdiğim anlarla. Sonra bunlar biraz daha geliştiği zaman içinde küçük bir makas edindim. Ve bu sefer de işte gittiğim bir yerdeki müze biletini, öbür taraftaki broşürün bir detayını falan hem çizip hem yapıştırarak böyle bir nevi sayfa tasarımı gibi de bir şeyler yapmaya başladım. E bir baktım bunlar da çok eğlenceli. Gerçekten eğlenceli işler bunlar. Ve bu anlıkları böyle biriktirmeye başladım. Birazdan göreceksiniz bunlar da evrildi. Bu ilginç bir proje sizlerle paylaşmak için getirdim. Malum işte evlere kapandık, bir pandemi vaziyeti, bir sürü şeyle yüz yüze kaldık. Bu süreçte kendimi disipline ettim ve her gün bir tasarım üretme işiyle yola çıktım. İlk başta grafik dili ve mantığıyla insanlara bir şeyi anlatmak, şunu yap, şunu yapma, yani işte grafiğin temel işlevlerinden biri olan buna dikkat eti söylemeye çalıştım. Sonra zamanla bunlar evrildi, değişti ve bazen duygularımı, ki biliyorsunuz balkonlara çıkıp alkışlıyorduk, borçlarını ne kadar ne yapsak ödeyemeyeceğimiz sağlık çalışanlarına, yepyeni şeylerle tanıştık. Pandemi diye bir şeyi şahsen ben bilmiyordum, onunla tanıştık. Bu sağlık çalışanlarıyla çok yakın ilişki kurduk. Sonra bulaşıcı hastalık nedir, ne nasıl bulaşır, bunu anlamaya çalıştık. Çok uzun bir süre insanlara anlatmaya çalıştık. Kardeşim bu bulaşıyor, öyle dip dibi olma, sokaktan da bulaşıyor falan. Oldu oldu, evde kal, aman evde kal, adamı hasta etme, evde kal demeye çalıştık. Öyle ki bunu diyemediğimiz için sokağa çıkma yasakları ilan ettik. El yıkamayı öğretmeye çalıştık insanlara yeniden. Böyle yüreğimiz ağzımızda evlere kapanık bekledik. Hatırlıyor musunuz o dönemleri bilmiyorum ama. Böyle herkes evindeki işte undan ekmek yapıp falan kendi içine kapanarak yaşamaya başladı. Öğretmeye de başladık. İnsanlara öğretmeye çalıştık. Kardeşim dur yaklaşma, bir buçuk mesafeden konuş falan. Evlerimize sıkı sıkı sarıldık. Ev bizim için başka bir anlam ifade etmeye başladı. Çoğu kez sabah çıkıp akşam geldiğimiz, yatmaktan yatmaya belki uğradığımız evlerimize başka bir şekilde sarıldık. Ve bu pandemi mantığını anlatmaya çalıştık. İşte ben de bu süreçte duygularımı ve düşüncelerimi her gün bir iş yapma fikriyle başladım. Şu anda da böyle 350 sayfalık bir kitaba dönüştü bu. Çünkü sonra da anladım ki her gün bir iş yapmamışım, birden fazla iş yapmışım. Toplam 175 iş olmuş. Bunlara günlüklerimi ekledim. Türkçe ve İngilizce olarak, İngilizce iki dilli Türkçe ve İngilizce olarak hazırlayarak o anlık sosyal medyadaki paylaşımlarımla birlikte her sayfaya da bir aforizma ekleyerek çoklu okunabilen, çoklu düşünebilen, çoklu meşrebini anlatabilen bir kitap oluşturdum. Şu anda yayın sürecinde, inşallah bu sene içinde sizlere onun güzel haberini verebileceğim. Dolayısıyla bu kadar bir daha görmek bile istemeyeceğimiz bir belayı bile nasıl bir üretim sürecine dönüştürebilirim diye kendimi zorladım. Bunu da yaptım. Aklı olan evde kalır demenin bir sürü yolu vardı. Ben bunu seçtim. Mesafe, el yıkama, işte pek çok malum konu. Bu arada şunu da gördüm, bir konuda kendini insanın kısıtlayıp çalışmaya yönelmesi çok ufuk açıcı bir yöntemmiş. Bunu da yapma şansıma sahip oldum. Ya ben ne yapayım şimdi doktorlara, yani bütün doktorlara gidip çiçekle sarılasım geliyor. Onu yapamıyorum, benim de elimden bu geliyor. Ben kendimi böyle ifade edebiliyorum. Yani bu insanlar gerçekten kendi sevgi zincirleriyle tüm dünyayı ayakta tuttular, hala tutuyorlar. Ve işte biz burada evimizde oturuyoruz, çayımızı koyuyoruz, bilmem ne. O adam orada ölümle savaşıyor. O yüzden bu kitabı da zaten sağlık çalışanlarına
ithaf ettim. Kendi hayatlarını bizim hayatlarımız için kaybeden sağlık çalışanlarına ithaf ettim. Evet, anlatmaya devam ettim. Bazen konuları, böyle bildiğimiz konuları, bazen hüzünlü bir vaziyet, bazen o anki olayı, biliyorsunuz bir ekmek savaşları günü yaşadık biz. Kitapta tabii bunları bütün tarihiyle, noktalarıyla bir daha hiç tarihten yok olmayacakçasına göreceksiniz. Böyle fırının önünde Van Damme tekmeleriyle birbirine uçanları falan gördük. Aman ha, eve gidin, dışarısı mikrop saçıyor diye düşündük. Maske işi Türkiye'de 3 kez değişti biliyorsunuz. Önce dediler ki işte maske takın, alın. Sonra dediler ki biz size göndereceğiz, kod vereceğiz. Sonra dediler ki yok, tamam, satılmayacak. Sonra satılacak ama 1 liraya satılacak falan. Biz orada kaybolduk. O işte ekmek savaşlarında herkes eve böyle gitti. Ne yapacağımızı şaşırdık. Günün birinde bir gecede bakan görevden alındı, istifa etti, geldi, gitti falan, bir şeyler oldu. Anlayabildiğimiz bu. Ama gitti geldi yani, bir şeyler oldu işte, neyse. Mesafe kavramı değişti. İşte bu insanlara müteşekkirliğimi anlatacak farklı farklı tasarımlar yapmaya çalıştım. Ev denen şey hepimizi birleştirdi aslında. Uç ucu ekledi. Hani kağıtları nasıl üst üste koyup kenardan, öyle. Biz en azından kendi ailemizde işte kayınpederim, iki kedimiz falan hep birlikte bir farklı bir birliktelik oldu. Bunun da tadını yaşamaya başladık. Bunaldık tabii. Bu bize hapis gibi geldi biraz. Yani ev güzel bir şeydi ama bir anda böyle bir sınırlamaya da erişti. Ama ne yapalım, bunun güzel tarafından bakmaya başladık. Herkes şey diyordu, önümüzdeki iki hafta çok önemli, hatırlıyor musunuz? Önümüzdeki iki hafta çok önemli. O iki hafta bitmedi. Sürekli o iki hafta. Camlardan bakıp durduk, sürekli bulut izledik. Ramazan geldi, Ramazan bile pandemi Ramazanı oldu. Ama şuna inandım ki en büyük bela da cehalet. Korona falan gelip geçecek de bu cehaletle nasıl savaşacağız onu bilmiyorum. Ama bu cehalet işi çok kötü arkadaşlar. Herkesin kafasında bir soru vardı. Herkes evlere kapandı. İşte kimi işçisine vereceği maaşı, kimi elektriğe ödeyeceği parayı, kimi ev kirasını nasıl denkleştireceğini, kimi yeni aldığı Mercedes arabaya binemeyip kapıda arabanın çürüdüğünü, zavallı. Herkesin bir derdi vardı işte evlerde. Kitaplara daldık, çok okuduk. Yani bir parantez açtık aslında hayatımıza, evle. Bazen sevindik, bazen üzüldük. Sanki evler bize bir kum saati gibiydi. Zaman evin içinden akıp geçti. Bu işi Amerika'daki vaka sayısı 1 milyonu aştığı gün yaptım. Dolayısıyla bundan her biri de o anın duygularını içeriyor sevgili arkadaşlar. Çoğu kez boğuluyor gibi olduk evde. Korktuk, panikledik. Her akşam televizyonun başında ne olacak, bugün kaç kişi ölmüş diye baktık. 1 Mayıs oldu, işçi bayramı bile bir garip oldu. Evlerde kutladık, şiştik, daraldık, derdimizi içimize attık, kök saldık. Kafayı yemeye az kaldı tabii bu süreçte. Mesafe diye bir şeyi yeni baştan keşfettik. Başka bir şeymiş bu yani. Bilmediğimiz şeyler bunlar. Sonradan çok normalleşince, ki şu anda çok normal oldu. Örneğin yolda yürürken biri karşımda gelirken çaktırmadan o da ben de uzaklaşıyoruz. Böyle bir şey oluyor. Yani herkes bir uzak geçiyor. Ya o zamanlar kol kolaydık. Yaşlılar, 65 yaş üstü, özür dilerim yaşlı dedim, çok affedersiniz, izleyenlerimiz varsa bağışlayın beni. 65 yaş üstü, çünkü yaşlılık tanımı başka bir şey. Rakamla ölçülmediğini çok iyi biliyorum ben o işin. 65 yaş üstüne bir çıkın dediler, bir girin dediler. Girin ama şu zaman, sokağa çıkın ama şu kadar zamanda, şurada çıkın falan dediler. Hala tartışılıyor, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. İşte şu anda Eskişehir'de hamam yoluna gidiyorsunuz, gençler üst üste kucak kucağa, sanki onlar korona yaymıyormuş gibi 65 yaş üstüne eve
koyuyoruz. Sonra dediler ki maskeyle çıkabilirsiniz ama herkes de birbirinden şüphelenmeye başladı maskeyle. Tamam maske var ama acaba kim korona diye. Covid-19'dan sonra Covid-20 gelecek dediler bir anda. Böyle içimiz daraldı. Daha 19'u geçirmemişken. Açıldı açılmadı derken futbol sezonu açıldı. Hayda. Açıldı. İlk iş Fatih Terim yazık değil mi bize derken adamcağız korona oldu. Elimizde cep telefonu. Olmayan varsa el kaldırsın. Elimizde cep telefonu böyle bütün gün burada barnağımızı orada oynayıp durduk. Bu telefon bizim için farklı şeyler ifade etmeye başladı. İçine gömülüp durduk. Bazen içine hapsolduk. Tutsağı olduk. Kurtuluş aradık bazen. Onunla bir kurtuluşa ulaşalım dedik. 19 Mayıs geldi. O Samsun'dan yayılan ışığı biz evlerimizde kutladık. 65 yaş üstü bakıp duruyordu. Çıkıyor muyuz? Ne zaman çıkacağız? Hafta sonu mu? Hafta içi mi? Şurada mı? Burada mı? Diye. En güvenli yerin evin olduğunu, evin dışında her yerin bir sürü sıkıntı ifade ettiğini anlatmaya gayret ettik. Bunu aldık biraz böyle şiştik tabii. Bayram geldi. Bayramda da böyle kucaklaştık işte uzaktan. Sohbet edecek insan aradık. Tuttuk. Bilgisayar üzerinden sohbet ettik. Ama dediler ki yakında yasaklar kalkıyor. Bir haber çıktı. Biliyorsunuz şehirler arası ulaşım bile yasaktı. Yasaklar kalkıyor işte. O sabah sanki böyle azıcık bir şey gördük gibi. Ama kimseye anlatamadık. Millet yine maske kolunda. Var ya öyle karikatür. Beyefendi diyor, korona bütün vücudunuzu sarmış ama dirseğiniz çok sağlam. Yani öyle dirsekli maske taşıyanları gördük. Ya bunun tek yolunun separasyon olduğunu, ayırma olduğunu bir şekilde maskeyle, mesafeyle falan hijyenle olduğunu anlatmaya çalıştım ayrıca. İşte imgeler yoluyla düşünmek dediğim benim İlk başta size söylediğim bu arkadaşlar. Bir Amerikalı öldürüldü. Siyahi bir Amerikalı, ortalık karıştı. İlk kez gündem değişti. Zenci beyaz Amerikalı Ali Veli hiç önemli değil kökeni. Hepimizin insan olduğunu anlatmaya çalıştım. Hepimizin hiçbir şey değişmeden. Ve şiddetin her zaman başka bir şiddet doğuracağını, şiddetle bir şeyin çözülmeyeceğini. Yaz tatili yapmak için hayal kurmaya başladık ama şunu da anladık ki artık yaz tatili dediğimiz şey bizim hayallerimizdeki gibi olmayacak. Her şey değişti. Düğünlere izin çıktı ama düğünler mesafeli izin çıktı. Her şey mesafeli oldu. Ve sonunda evde kurduğumuz hayallerden sonra üniversite sınavını yaptılar. Yan yana. Kimin orada ne kaptığı bilinmiyor. Futbol devam etti. Sonra dediler ki herkes ölüyor bari seyircisiz devam etsin. İttir kaktır o da bitti. Mesafe işi çok önemli dediler. Maskeyi anlatamadık. Şu anda ceza geldikten sonra anca anlattık diyebilirim. Evet. İşte bütün bu süreçte ben de duygu ve düşüncelerimi imgeler yoluyla anlatmaya çalıştım. Gelelim anlıklara. Bu anlıklarda şöyle sevgili arkadaşlar, günün birinde bir arkadaşım küçük bir sulva hediye etti. Ben de dedim ki madem bunları yazıp çiziyorum, bunları hem yazıp hem çizip hem boyasam, hem fotoğraf çekme derdinden kurtulacağım, hem de o anı hayatımda bir daha hiç olmayacakmış gibi betimleyeceğim. İyi bir ressam falan değilim ama bunu yapabilirim diye düşündüm. Yapmaya başladım. Bunu her yerde yapmaya başladım. Öyle ya da böyle dağ başında mesela şu aşağıda gördüğünüz İran'da Zerdüşt Tapınağı'nın olduğu yerde bakın masa falan bile yok.
Zamanla da buna alıştım. Otobüste, ayakta, yani ayakta bunları yazıp boyamaya. Tüm ihtiyacım gördüğünüz o önümdeki küçük bir sulubaya, defter. Her türlü şartta bunu yapmaya kendimi motive ettim ve bu konuda geliştirdim. Öyle ki geceliğin kafa lambamla da yapıp yazıp boyamaya, kafede herhangi bir yerde. Sonra baktım ki çok eğlenceli bir şey çünkü gittiğim her yer farklı anlam kazanıyor. Örneğin burası Elhamra Sarayı, İspanya. Oraları çok daha iyi anlıyorum, algılıyorum ve betimliyorum böylece. Denizde, karada bunlar birikti. Şu anda 11 cilt oldu böyle. Size şöyle hızlı hızlı ortaya biraz karışık yaptım bunlardan. Müzeler, efendim işte günlük bir yere gittiğimiz şey, örneğin bakın şu solda gördüğünüz arkadaşlar, sonradan bakınca ben tabii anlıyorum. Oğlumla denizde dalıyoruz. O. Şimdi normalde böyle bir görüntüyü drone'la falan yaparsınız değil mi? Ama burada bakın drone muron da yok. Hayal gücü her şeyi yaptırıyor adama. Sanki ben o teknenin üstündeymişim gibi onu hayal edip çizip boyamışım. Ve o an bütün yazılarıyla birlikte orada. Çok güzel. Sonradan bunu okuması o kadar zevkli ki size anlatamam. İşte tekne eğitimine gitmişim, eğitimde olduğumuz tekne, arkadaşlarımı çizmişim, bir ahtapot yakalamışız, ahtapotun kendi mürekkebiyle ahtapotu yapmışım. Biliyorsun sepya, sepya ismi buradan gelir, sepya. Yani şu gördüğünüz kahverengi renk, sübye de oradan gelir. O gagasının orada bir keseciği vardır, oradan mürekkep salarak denizde kaçar ahtapot. Hindistan'da garip garip olaylar başıma gelmiş. Onlar, Çek Cumhuriyeti, İran, Zerdüşt Tapınağı, Tahran, bir jam session. Bu gördüğünüz bu sağ tarafta Picasso'nun resmi, Malaga'daki Picasso'nun müzesine gittim. Cep telefonuna fotoğraf çektim. Allah hemen başıma üşüştüler, görmemişim. Meğerse fotoğraf yasakmış müzede. Ha öyle mi dedim. Bunu çıkarıp yaptım. O yasak değil. Bu şansınız da var arkadaşlar. Fotoğraf yasak bile olsa böyle defterlerinizle her zaman mutlusunuz. Kurdoba Camii harikulade bir yer. Kimi zaman canım hiçbir şeyi boyamak istemediği zaman çok yazdım. Kimi zaman çok çizip boyadım. Berlin Filarmoni Orkestrası'na gidip orada Simon Rattle'ın yönettiği bir orkestrada olmak çok hayallerimden biriydi. Onu gerçekleştirdim. Tabii onu da defterime koydum. Bu defterim hayatımın bir parçası. Hayatım aslında. Bir sürü gırgır hikaye içinde barındırıyor. Anlık zaten. O anın hikayesini barındırıyor. Burası Rodos. Örneğin adını bile bilmediğin bir adam bu işte. Dağda rastladık 2500 metrede, Macahel'de. Gece gün batıyor, ay batıyor sabaha karşı. Hiçbir fotoğraf makinesi belki çekemez onu ama benim hayal gücümle onu bir şekilde buraya ittir kaktır o karanlıkta resmetmeyi başarmışım. Gürcistan. Evet, şimdi de bu defterlerin bir bölümüne şöyle kısa bir size hızlı tur arkadaşlar. Tamamı şu anda 800 sayfa falan oldu. İnşallah hayallerimden bir tanesi de bunları da günün birinde eğer o şansım olursa yayınlamak. Evet sevgili arkadaşlar, sağ olun, var olun. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdi başkanımız Özlem bize ne ders onu yapacağız. Hocam çok süper bir sunumdu. Gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum.
Başka bir ortam var mı soruların falan geldiği? Evet, şimdi onun duyurusunu yapacaktık tam. Sorularınızı chatten yazabilirsiniz ya da direkt de sorabilirsiniz. Benim de bir sorum var hocam. Onu beklerken ben sormuş olayım. Kendini tasarım alanında geliştirmek isteyen kişiler için neleri tavsiye edersiniz? Neler yapsınlar, neler yapmasınlar? Yani bu zaten yaratıcılıkla ilgili kişilik tanımlarını yaparken söylediğim pek çok şey bu sorunun Nur Hilal cevabını biraz içeriyor. Ama neler yapsınlar dersen, birincisi tasarım alanında gelişen bir insanın kesinlikle yaratıcılığa ihtiyacı var. Yaratıcılıklarını geliştirmek için de neler yapılabileceği konusunda işte kısaca bahsettim. Bir kere hayal kurmaktan vazgeçmesinler, çok çalışsınlar, çok deneyim kazansınlar. Çoklu düşünme diye bahsettiğim şey var ya, yani siz bilmediğinizi düşünemezsiniz, bilmediğinizi hayal edemezsiniz. Özellikle endüstri tasarımcıları için söylüyorum. Bizler hayata, grafik tasarımcılar hayata bir görsel imge yapıp koyarız. Bu imge zaman içinde çok gelişir, yaygınlaşır, farklı boyutlar alır, hay hay. Sizler de bir tasarım ögesi yapıp koyarsınız. Ama bu tasarım ögesinin içinde bir heyecan nesnesi, o aşkı, ruhu, coşkuyu ilave edemezseniz, yaptığınız iş bir mühendisliğe döner zamanla. Çünkü siz dünyaya bir nesne armağan ediyorsunuz. Mühendislik de bir problem çözer. Ama işte bakın, bu bir kalem açacağı. Ama işte Çek Cumhuriyeti'nde aynı zamanda Çeklerin çok ünlü bir fotoğraf makinesi gibi tasarlanmış. Dolayısıyla bu nesne benim masamda tabii ki kalem açmak için duruyor. Kurşun kalemi açmak için. Ancak bana çirkin, kötü, sevimsiz bir kalem açacağından artık çok farklı şeyler ifade ediyor. Onunla aramda farklı bir bağ var bu nesneyle. Ya da basit bir kalem olabilir bu. Bu da bir kalem yani. Sonuçta bir kalem. Herkesin kalemi gibi bir kalem. Ama sizler bu yaptığınız tasarımla dünyayı aynı zamanda bir hacim işgal eden bir nesne armağan ediyorsunuz. Bu nesnenin de bizim bahsettiğimiz bu yaratıcılık kriterleri içinde farklı da rollerinin olması gerekiyor. Aksi takdirde bir problem çözümü ve sadece bir mühendisliğe dönüşebilir. Bundan endişe ediyorum. Aynı şeyi grafik tasarım için de söyleyebiliriz. Bir işlevi görecek bir grafik tasarım üretme. Evet, ürettim. İşte şu işi, şunu yap dedim böylece, bunu yapma dedim. Hay hay. Ama onun da ötesinde farklı bir bizim görevimiz olduğunu, işlevimiz olduğunu, o deminden beri anlatmaya çalıştığım sanatsal sezgilerimiz ve heyecanlarımızla başka boyutlar yaratmak peşinde olduğumuzu da unutmamaları lazım yaratıcı arkadaşların, tasarım adayı arkadaşlarımın. Özür dilerim. Ne demek hocam? Çok sağ olun cevapladığınız için. Bu arada çete de sorular geliyor. İlk soru olarak tipografi hakkında bir sorusu varmış Bedirhan hocamızın. Türkiye ve grafik tasarımdaki konumu ve geleceğini ne şekilde görüyorsunuz diye sormuş. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar, tipografi çok, yani bilmeyenlere ilginç gelecektir diyeyim. Türkiye'de şu anda son zamanlarda çok çok gelişen bir dal. Çok gelişen bir dal. Biliyorsunuz Grafikerler Meslek Kuruluşu diye bir örgütümüz var. Grafikerler Meslek Kuruluşu'nda yazı karakteri alanında başvurularda akıl almaz bir yükselme var. Ve bu konuda çokça da çalışanlar var.
Yine işte bizim öğrencilerimizden var, Taner var, Taner Ardalı. Öğrenciyken yaptığı bir proje evrildi, Linotype tarafından satın alındı ve bu yazı karakteri şu anda dünyada satılıyor. Ben bunu hep öğrencilerime de anlatıyorum çünkü kendini organize edebilen ve evden çalışmaya uygun, yani yarın öbür gün bir şirkette çalışmayacak kişiler için eğer bu göz yeteneği, bilgi ve sezgileri, o formları yaratmadaki yaratıcılıkları var ise, bilgi ve sezgileri eğer yeterliyse yarın öbür gün inanın son derece iyi bir gelir kapısı ve harikulade bir iş. Çok kıymetli bir iş. Sebebi düşünün, bir alfabe seti için bildiğim kadarıyla 35 bine yakın tasarım yapılıyor. Yani o tek tek bir harfin formunu yapmakla bitmiyor. Bütün onun ayrı açılımları var, aralıklar, çiftleme esasları vesaire vesaire, bir sürü bölüm var. Bu iş çok geliştiği için zaten kendi kitabımın 10. baskısına 20 sayfalık yazı karakteri tasarımıyla ilgili bir bölüm ekledim. Çünkü görüyorum ki gerçekten bu konuda meraklı insan çok fazla ve zaman içinde çok gelişecek bu iş. O yüzden insanların önünü açmak istiyorum bir nevi de bu konuda. Şöyle bir şey söyleyeyim, hani bu konuya ilgilenenler için şöyle bir şey söyleyeyim. İşin önce böyle 30 binden fazla tasarım falan dedim, hemen korkup millet tırsmasın diye açıklıyorum bunu. Güzel tarafını söyleyeyim. Arkadaşlar, eğer tutulan bir fontunuz varsa, yazı karakteri tasarımınız varsa, bunu MyFont aracılığıyla işte font evi dediğimiz font şirketlerine gönderiyorsunuz, satmaya başlıyorsunuz. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Her oradan indirmede size para geliyor belirli bir yüzde. Ve bu dolar olarak direkt hesabınıza yatıyor. Yani bu tahminen siz o tasarımı yaptıktan sonra her ay 1500-2000 dolarlık bir gelir. O böyle treng 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 sürekli işliyor. Tamam, çok zor. Öyle 35 bin tasarım yapılıyor. Defalarca çiziliyor. Bir daha çiziliyor. Bir de sonunda o kadar büyük bir havuzda da kıymetli bir yazı karakteri oluşturacaksınız ki bu tutulsun. Çok kişi indirsin. Değil mi? Böyle şeyler yapacaksınız. Ama inanın bunu başaran o kadar çok Türk tasarımcı, özellikle genç Türk tasarımcı var ki ben bu konuda son derece mutluyum. Ya arkadaşlar, Google'a font yapan Türk tasarımcı var. Ne diyeyim artık, yani harikulade bir iş. Ama ne gerekiyor? Ben de bir ağ çizebiliyorum demek de olmuyor. Çok zor bir iş. Akıl almaz bir göz estetiği, sezgi, biçim dilini anlamak, yani biçimlere iyi hükmedebilmek, büyük küçük fark edebilmek, ya bunlar gerekiyor açıkçası. Ama şunu da söyleyeyim, bu konuda başarılı olduğunuz zaman da uluslararası bir başarıya sahip oluyorsunuz. Kesinlikle olduğunuz kulvarda din, dil, ırk, mırk hiçbir şey yok. Yani şu anda tutulan bir font, işte nasıl diyeyim, çok sevilen bir font çıkaralım. Triplex, Susan Lichko. Nereli biliyor musunuz yani? Bana ne, değil mi? Çek Cumhuriyeti'nden olsun, alma. Çok önemli değil. Bu da öyle. Yani yarın öbür gün sen de işte yaptın böyle bir font, piyasaya çıktı. Bir anda uluslararası paylaşılabilir, kullanılabilir, yayılan bir yazı karakteri sahibi oluyorsunuz. Çok zor bir iş, yani yıllar alıyor, yıllar alıyor o seviyeye gelmek. Yoksa yani yazı karakteri yapmaktan bahsetmiyorum, iyi kötü hep olabilir. Çok kıymetli bir iş, Türkiye'de çok gelişti. GMK'nın yarışmalarındaki başvurudan bunu biliyorum, çıkan işlerden biliyorum. Çok da gurur duyuyorum bundan. İnşallah daha da gelişecek. Dediğim gibi ben de bunda biraz faydam olsun diye, bunu motive etmek için kendi adıma ne yapıyorum? Örneğin arkadaşlar, şu gördüğünüz kitabın tamamını sadece Türk yazı karakterleri ile yaptım. Hiç Türk olmayan bir şey kullanmadım. Çizimler Türk. Yani eğer biri yerli ve milli diyecekse tamamen yerli ve milli.
bütün fontlar, lisanslı çizimler, her şey, yazılarını kendim yazdım, resimlerini kendim yaptım. Çizimlerini, grafiklerimi kendim yaptım. Şimdi bu, inanın bundan bir 30-40 sene evvel hayal edemeyeceğimiz bir şeydi. Böyle bir insan türü yoktu. Yani öyle bir yazı karakteri, tasarımcısı yoktu. Vardı da bunlar font haline gelemiyordu. Yani yazı karakteri tasarlanıyordu. Ama font haline şu anda gelebiliyor. Ve Türk yazı karakteri tasarımcılarının ürünleri, inanın, dünya platformunda çatır çatır da satıyor, iş görüyor. Hani bununla da ne kadar mutlu olsak, gurur duysak azdır. İnşallah bugün de buralardan böyle kulağına kar suyu kaçanlar olur yarın öbür gün. Azmeder, bu yola düşer. Demin dedim ya, hani Mevlana'nın dediği gibi yola düşene yol açılır diye, kalbiyle yola düşene yol açılır diye. O arkadaşım da merak etmesin, muhakkak yolu açılır, bir yoldaş da bulur. Benim böyle çok arkadaşım var, işte Oğuzhan Cengiz bunlardan biri, yine Türk yazı karakteri tasarımcısı, Milas Fontu'nun tasarımcısı, işte Taner zaten hem öğrencim, arkadaşım, canım ciğerim, o işte Onur var, Onur Yazıcıgil, keza Duru ailesinin tasarımcısı. Şimdi ya inanın bunlarla böyle bir konuşmaya başladığımız zaman böyle bir font geyiği başlıyor, gittikçe ağırlaşıyor, farklı bir yere gidiyor iş. Çok zevkli bir iş, çok zor bir iş. Ama kesinlikle de öne açık bir iş. Evet, Nur Hilal. Buyur kardeşim. Var mı başka soru? Chat'te var. Hocam, Melis devam edecek. Chat'te kim var. Edecek canım? Ben hocam. Senin adın ne? Ben sadece o tasarım topluluğu olarak görüyorum seni. Melis şimdi. Hocam ben. Chat'te birkaç Melis soru mi? Var. Peki. Size ileteyim. Peki canım, dinliyorum. Chat'te bir hocam grafik dünyasını nasıl değerlendirdiğinizi ve genç görsel iletişimcilere vereceğiniz tavsiyeleri sormuş. İlk soru grafik dünyasını nasıl değerlendirdiğim. İkincisini anlayamadım. Genç görsel iletişimcilere vereceğiniz tavsiyeleri sormuş. Evet. Şimdi grafik dünyası doğrusu iyi değerlendiriyorum. Yani Türkiye'de dallara baktığınız zaman işte yani yarın öbür gün konuşacak olsak işte Türk modası, Türk sineması, Türk edebiyatı falan diye konuşacak olsak aslına bakarsanız matbaanın bile 200 yıl sonra geldiği bir coğrafyada Türkiye'deki grafik tasarımın niteliği, insanların bu konudaki heyecanı ve başarısı çok üst düzeyde. Çok çok üst düzeyde. O yüzden grafik dünyasında çok iyi yolda hareket ettiğini düşünüyorum bu ülkenin. Şansına iyi okullar oluşmuş, iyi insanlar gelişmiş, evrilmiş. İyi de bir ortam var doğrusu. O yüzden yani meslek olarak bunu seçeceklere kesinlikle ileriye dönük büyük potansiyel olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında tavsiyeden bahsettiniz değil mi? Bir arkadaşım da onu sormuş yanılmıyorsam. Şimdi demin söylediğim gibi bu deneyim çoğaltma, çoklu düşünme çerçevesinde ne gerekiyorsa yapmalarını tavsiye ederim. Çokça okumak, görmek, deneyim edinmek, gezmek, düşünmek, tersini düşünmek. Her gün en azından inandığınız bir iki şeyin tersini düşünün sevgili arkadaşlarım. Mesela bakın bir yaratıcılık yöntemidir bu, biliyor musunuz? Çok inandığınız ya, çok çok inandığınız bir şey var. Bir şey bulun yani, çok inandığınız. Bunun tersini düşünün ve bunu sorgulayın her gün. Acaba diyeyim. Ya dedim ya, eski köye yeni adet. Kargadan başka kuş tanıma. Çok faydalı bir iş. Grafik tasarım insan dilini, ruhunu, sosyolojiyi, psikolojiyi, pek çok şeyi bilmekle çok ilişkili bir meslek. O yüzden ikinci soruna gelince arkadaşım, ikinci sorunun da cevabını diyorum ki bunu öğrenmek için bütün kapılarınızı açık tutun. Okumak bana kalırsa çok kıymetli bir deneyim kazanma yöntemi. Çok da ucuz bir deneyim kazanma yöntemi. Dünyanın her yerine gidebiliyorsunuz. Düşünsenize yani
Moby Dick'i okuyorsunuz, Kaptan Ahab'la denizlere açılıyorsunuz. Bir insanın tutkuları için neler yapabileceğini anlıyorsunuz. Suç ve Ceza'yı okuyorsunuz, bildiğiniz yeni kavramlar bambaşka şekilde zihninizde açılıyor. Stefan Zweig'i okuyorsunuz, bir insanın konuşmadan nasıl konuşabileceğini, duygularını nasıl ifade edebileceğini anlıyorsunuz. Tüm bunlar inanın yarın öbür gün yaratıcı bir kişinin ürettiği grafik eserde ortaya çıkıyor. Ben hep söylüyorum, kendini bir kabuğa çekmiş insanın yaratıcı olması mümkün değil. Hayal edin ya, bembeyaz bir odada doğuyorsunuz, orada büyüyorsunuz, kimse sizle konuşmuyor, sadece doyacak kadar yemek, ölmeyecek kadar su veriyorlar. Düşünün, 18 yaşına gelince nasıl bir canlı olursunuz? Değil mi? Bitki gibi bir şey olursunuz. Hata yapmamışsınız, hayal kurmamışsınız. Bu deneyim söyleyen bahsettiğim bu arkadaşlarım. Ne olur bunu unutmayın. Yani hep söylerim, şairleri ansiklopedilerden öğrenebilirsiniz ama aşkı yaşamadan bilemezsiniz. Onu içinizde hissettiğiniz zaman ancak bilirsiniz. Kimse de anlatamamış zaten onu. Yani mevce çıkar oynatır, kayaları titretir, dilsizleri söyletir. Kıymetli nesnedir aşk diyor ya Yunus Emre. Gerçekten kıymetlidir. Değmelere görünmez diyor. Yani meret nasıl bir şeyse herkese de görünmüyormuş. Vay arkadaş yani. Allah Allah. Scotchbond gibi yani demek. Orada ama görünmüyor. O yüzden o aşkın peşinde koşmalarını tavsiye edebilirim. Zaten merak etmesin. Eğer bir insan bunları yaptıktan sonra o tavsiyelerden sonra ne dediğimi anlar. Başka var mı arkadaşım? Yine chatten gelenler. Hocam akademisyen olmanın bir tasarımcı olarak yaratıcılığınızda etkileri oldu mu? Sesin zor geliyor da canım. Akademisyen olmamın bir tasarımcı olarak yaratıcılığınızda etkileri oldu mu? Etkileri neler? Bense daha... Yani bana çok oldu. Çünkü o hep arayıp peşine düştüğüm o soru işaretinin açılımlarını bulmak için en azından onları aramak görevim haline geldi. O yüzden çok mutluyum ve etkileri oldu. Diyeceksin ki peki sen piyasada çalışıp bir yaratıcı yönetmen, bir art direktör ya da bir grafik tasarımcı olsaydın da yine o bilmezlerin peşinde koşmayacak mıydın? Evet, koşacaktım ama muhtemelen o ticari çarkın içinde bir iş yapıp yetiştirme, oradan oraya onu götürme, daha iyi bir iş yapma, sürekli üretme telaşı içinde bu yeni şeyler öğrenme heyecanımı biraz erteleyebilecektim herhalde. Yani muhtemelen daha varlıklı bir ekonomik düzene sahip olabilirdim. Hay hay. Ama rahmetli Ahmet Cemal'in çok sevdiğim bir lafı vardır. Parayla satın alınabilecek pek çok şeyden mahrumum ama parayla satın alamayacak çok şeye sahibim derdi rahmetli. Evet, ben de öyle hissediyorum doğrusu. Parayla satın alınamayacak çok şeye sahibim. Çok varlıklı değilim ama çok zenginim. O yüzden hiç de pişman değilim bu yola baş koyduğum için. Kaldı ki herkesin de bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Zaten hayat boyu parayla pulla çok derdim olmadı. Anlamam da zaten. Çok da sevmem doğrusu, bilmem de. O yüzden bu iş bana daha yatkındı. Çünkü burada araştırmak görevimdi. Onu anladım. Ama tabii bu sorduğun soru, ne bileyim, şunu da itiraf edeyim. Bir öğretim ailesi arkadaşım bana şey demişti. Oğlum sen profesör olmadın mı? Daha niye kitap yazıyorsun falan demişti. Maalesef Türkiye'de de böyle kötü bir durum var. Yani bir profesör oldu mu o böyle iş bitti, tamam mı? Artık o böyle köşesinde ahkam kesecek falan filan. Böyle bir tavır var herhalde.
Yani benim görevim araştırmak. Aslında ben bir araştırma görevlisiyim. İster doçent olayım, ister profesör olayım. Ve bunları bir belgeye dökmek. Benim görevim bu. Yani o yüzden onları yapıyorum, bunları yapıyorum. Sürekli bir şey yapıp ortaya koymaya, o belgeyi üretmeye çalışıyorum. O yüzden benim adıma çok büyük faydası oldu. Sadece ben öğretim görevliliğinin bu memuriyet ruhunun biraz daha az olmasını düşünenlerdenim doğrusu. O konuda daha radikal fikirlerim var. Onu da zamanı gelirse ya da başka bir zaman konuşuruz. Peki canım, başka? Hocam başka bir soru. İsviçre'deki eğitiminiz size neler kattı? Oo, ne katmadı ki? Dedim ya, doğru bildiğim yanlışları öğrendim. Efendim, ne kattı? Tirlin denen bir şeyi bilen kaç kişi var burada? Tirlin. Kimse bilmiyor. Aman ne güzel, şahane. Tirlin arkadaşlar bir çizgi aracı. Belki tarif edersem anlayabilirsiniz. Böyle metal iki tane parçası var. Eski pergel takımların içinde falan vardı. Belki oradan aklınızda gelebilir. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Eskiden yani 5000 yıl evvel arkadaşlar bir renkli çizgi çekmek için biz başka bir yol olmadığından dolayı diyelim bir kağıdın üzerine 5 tane kırmızı çizgi çekeceğiz. Boyayı, guaj boyayı hazırlayıp tirlinin içine koyup oradan cetvelle incecik o çizgileri böyle 0-2 milim kalınlığında ip gibi çekerdik. Ben öğrenciyken bu malzemeyi kullanabilmek, tirlini böyle özel bir yetenekle kullanabilmek çok çok kıymetli bir şeydi. Çok. Aman nasıl? Ben de bu işçilik işlerinde iyiydim. Çok temiz yapardım bunu. Mesela öyle ödev vardı. 2 milim aralıkla 1 milimlik çizgiler çekeceğiz. Böyle. 100 tane. Ama bir tanesi kalın olunca o zaten sırıtır optik olarak. Yani ben onları böyle bilgisayarla yapılmış gibi tertemiz çekerdim. Ve bunun bir halt olduğunu zannettim çok uzun zaman. İsviçre'ye gidince benim portfolyomu görenler mesela bu tirlin işlerine bakıp böyle herkes birbirine gösterdi. Lan baksana şuna falan diye. Herkes böyle bak, bunu elle mi yaptın Allah'ım falan. İyi, çok güzel. Herkes bayıldı, herkes de. Bir hocam dedi ki ya çok güzel de yani bunları bir daha Türkiye'ye götürme. Bence burada çöpe at dedi. Çünkü bu sadece işçilik yani. Bu fikir mikir değil, tasarım değil ki bu dedi. Ne ki? Benim şeyim, hayatım yıkıldı biliyor musunuz? Böyle inandığınız bir peygamberin sahtekar olduğunu öğrenmek gibi bir şey. Ne? Ne diyorsun sen ya falan. Haklıydı adam ama. Portfolyomdaki bir sürü iş benim için o işçilik kalitesi çok iyi diye bildiğim iş aslında ne kadar önemsiz, anlamsız olduğunu öğrendim İsviçre'de. Önemli olanın yaratıcı fikir olduğunu, o yaratıcı fikrin ortaya çıkarılmasındaki yöntemlerin olmadığını öğrendim. O yüzden Barış Özcan var, eminim onu hepiniz tanırsınız. Bakın o Tirlin gibi değil, onu herkes tanıyacak. Ünlü bir YouTuber. Barış Özcan'ın okula bizi ziyarete geldiği zaman o zaman rica etti. Hocam dedi, bir video çekebilir miyiz? Şu anda da böyle internette deli gibi gezen bir tane video var benim yıllar evvelden. İşte orada soruyor. Ben de demişim ki işte araçlar bir işe yaramaz. Daktiloyla yazabiliyorum diye Yaşar Kemal, Orhan Pamuk olamazsınız. Olayı özüden bilgisayarda bir araçtır, bir işe yaramaz. Önemli olan yaratıcılıktır, fikirdir. O işe yarar. Araçlar değişir ama yaratıcı fikir değişmez. O çok kıymetlidir. Bakın aynı bu tirlin olayı gibi. Şimdi benim de bir sürü tirlinim var. Onlar anı olarak duruyor. O bir araç. Yaratıcı fikir hep var. İşte ben İsviçre'de bunun ayrıdına vardım. Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu'ndan, Bauhaus ruhundan yetişmiş bir insan olarak yaratıcı fikrin nasıl başka şeylerle sulanabileceğini orada öğrendim. Fikrin nasıl zenginleştirileceğini öğrendim.
Ondan evvel ben bir fikrime konsantre olup onu üretmeye yöneliyordum. Orada o fikrin çeşitliliğinin sağlanmasının çok kıymetli olduğunu öğrendim. Sonra uluslararası bir mantık ne demek onu öğrendim. Okulun ilk Türk öğrencisiydim, tek Türk öğrencisiydim. Aynı sınıfta iki ayrı milliyetten insan yoktu arkadaşlar. Tasarım eğitiminin çok acımasız bir eğitim olduğunu öğrendim. Çok, 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 çok acımasız bir eğitim olduğunu orada gördüm. Yani ben bunları anlattığım zaman böyle tabii hikaye gibi geliyor ama en azından size şunu söyleyeyim. Okulun birinci sınıfına 250 kişi alınıyordu. Madem hani hikaye, anılar, sohbete geçtik. Biz görsel iletişim bölümünden 7 kişi mezun olduk. 2 Yunanlı, 1 Türk, 1 Pakistanlı İngiliz, 1 tane Avusturyalı, 1 tane Alman. Yani 7 kişi düşünebiliyor musunuz? Sistem piramidal bir sistem. Alttaki yeteneksizler üstteki yeteneklerin parasını ödüyor. Bu kadar basit. 6.570 İsviçre frangı döneminin parası. Yani burslu olmasam hayat boyu ben öyle bir parayı bir arada görmedim zaten hiçbir zaman. Göremem de. O yüzden halen bu ulusa çok büyük borcum var. Çünkü benim kara tahtalı, beyaz yakalı, siyah önlüklü yetiştiğim okullardan yetişmiş Tevfik Fikret Uçar'ı kendi parasıyla oraya gönderdi. Beni orada yememi, içmemi, her türlü okul masrafımı karşıladı bir sene. O yüzden hani bırakın benim mecburi hizmetim 2 seneydi. Dedim size 33 senedir buradayım. Yani 3033 sene çalışsam da o borcu ödeyemem. O yüzden çok kıymetli bir ufuk verdi bana o okul. Uluslararası düşünmeyi öğretti. Neredeyse hiçbir kelime İngilizce bilmeden gittim. Bu da başka bir komedidir. Art Center'ın TOEFL sınavını başaramadan mezun olmuş tek kişisiyle karşılaşıyorsunuz şu anda. TOEFL sınavını geçemedim. Çünkü meslek lisesi okumuştum. Yani this is a book, this is a pencil. Dişle hıyar soyarak dil öğrendim. Ama sonra o dilimle gidip ana dili İngilizce olanlara Amerika'da 1,5 sene ders verdim. Kimse de beni bu çocuk konuşamıyor diye kovmadı. O yüzden yani çok şey öğretti bana, ne diyeyim. Yani bu konu bitmez. Hani bunu soran arkadaşıma söyle, bana ayrıca özelden yazsın. Şöyle bir kadeh bir şey koyup anlatayım. Uzun hikaye bu, öyle kolaydan bitmez. Evet. Başka bir soru hocam. Zaman yönetiminin bunca işinizin arasında çok önemli olduğunu düşünmüş soran kişi. Ve zaman yönetimi için ne tür önerilerde bulunabilirsiniz diye sormuş. Abi, harika. Şuradaydı, bulup göstersem ne iyi olacak. Ben sınıfta falan paylaştığım olmuştur. Ben şunu yapıyorum. Bir program yapıyorum. Bu programda sabah 8.30'dan, yani hatta bulsam göstersem mi? Saat 8.30'dan akşam 24'e kadar saat saat her şeyi yazıyorum. İçine derslerimi koyuyorum. Yani zamanı ben nasıl yönetiyorum? Bu soruya öyle cevap vereyim. Bir kere zorunlu yapmam gerekenler var. Örneğin ders zamanı. Bu zorunlu. İlk başta onları yerlere yerleştiriyorum. İşte pazartesi günü 14-18 arası, salı günü 9-11 arası falan, bunları koyuyorum. Haftanın 7 gününe. Sonra üretimle ilgili yapmam gerekenleri yerleştiriyorum programıma. Sol tarafta bir liste yapıyorum. Önce neleri yapmak istediğimi yazıyorum. Örneğin benim hayatımda o programda olacak yerler. Kitap okuma zamanım var. Mesleki okuma zamanımla edebi okuma zamanım ayrı.
Çünkü edebiyatı da çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Ama bir de şu anda yeni yaratıcılıkla ilgili bir kitap yazıyorum. Dolayısıyla mesleki okumalarımın da çok olması gerekiyor. O ayrı. Onların zamanlarını yazıyorum. Kakara Kikiri zamanım var kuşkusuz hepinizinki gibi. Onları yazıyorum. Örneğin bir Bağlasan Durmaz diye bir grubumuz var. Bu grup hem trekking yapıyor, dağma, yürüyüş hikayesi. Hem de işte çarşambaları bir yerde oturup dostluk yapıyorlar. Bir şeyler yiyip içiyorlar. Bu da yani bir sosyalleşme ortamı. Mesela o da muhakkak o programda yer alıyor. İşte gitar çalışmam varsa o yer alıyor. Yeni hobilerimden biri Farsça öğreniyorum. Farsça derslerimi yerleştiriyorum. Serbest zaman diye bölümler var. O serbest zamanlara da serbest zaman koyuyorum. Serbest. Örneğin Wendy Globe diye bir şey duyanınız var mı? Wendy Globe. Arkadaşlar Wendy Globe şu, dünyanın en zor müsabakalarından biri, yarışlarından biri. Avrupa'dan yola çıkıyorlar. Tüm dünyayı dolaşarak tekrar çıktıkları yere geliyorlar. Bir yelkenliyle ve tek kişi. Teknede tek kişi. Aynı kişi yelkenliği kumanda ediyor, yiyor, içiyor, tuvalete gidiyor, dümen tutuyor, uyuyor, ayakta koyuluyor, ölmeden dünyayı geziyor. Dünya rekoru 78 gün, ortalama 90 günde başladıkları yere geliyorlar. Wendy Globe galiba 9 Kasım'da başladı ya 9 ya 9'da başladı. Mesela o serbest zaman dedim ya, mesela bu aralar o serbest zamanım Wendy Globe takip etmek. Çünkü Wendy Globe sürekli yayın yapıyor. Wendy Globe TV diye bir şey var. İşte tek tek oradaki yarışmacıları anlatıyor. Onların özelliklerini anlatıyor. Tekneleri anlatıyor. Yani nasıl diyeyim, hani meraklısına ilginç bir şey. Şu anda o serbest zamanımı bu iş için kullanıyorum örneğin. Fiziksel aktivitelerim var. Her gün en az bir 45 dakika yürümeye çalışıyorum. Yürüyüş zamanım var. Tamamen boş zamanım var. Ultra serbest zaman. O böyle bulutlara bakıyorum. Öyle de bir zamanım var. Programımda başka neler var? Eğer mesela bu yeni yapacağım projelerle ilgili düşünce üreteceksem, sadece ona konsantre olduğum zamanlar belirliyorum kendime. Örneğin işte yine düşüncelerimden bir tanesi bir eğitim video blog ortamı yaratmak. Olur olmaz. Bir zamanım var, işte salı günü 11-13 arası 2 saat sadece bunu düşünüyorum. Hiç de bir şey çıkmayabilir, önemli değil, ama başka bir iş yapmamaya çalışıyorum. Diyeceksiniz ki ya bu kadar programlı bu, bütün bu iş tutuyor mu? Tabii ki tutmuyor arkadaşlar. Türk'üm ben, İsviçreli falan değilim ki. Tabii tutmuyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? İnanın bunun, yani şöyle söyleyeyim size, %60'ına erişsem var ya, o kadar üretken bir hafta geçirdiğimi gözlemliyorum ki. 60'ı yetiyor. 70'i harikulade, 80'e çıkarsam kaymaklı ekmek kadayıfı yani. Hiç. Tabii ki oraya yazmışım bir şey olmuyor mesela. Ne olacak, insanlık hali, misafir geliyor bilmem ne, hop onlar iptal. Hay hay, işte sonra onu telafi etmeye çalışıyorum. Bu sayede ben bunun faydasını çok gördüm. Şimdi mesela bunun yenisini hazırlıyorum. Şuraya da asıyorum zaten, o yüzden hemen direkt buraya baktım. Oraya asıp direkt o an ne yapmam gerektiğini hissediyorum. Diyeceksiniz ki onu yapıyor musun? Yapmasam bile o an ne yapmam gerektiğim orada. Eğer oraya demişsem işte gitar etütlerini yap ve yapmıyorum. Çünkü insanoğlu tembel bir canlı arkadaşlar. Tembellik hepimizde olan bir yetenek. Bunu da unutmayın. Şimdi oraya bakıyorum. Gitar çalışacağım ama buradan da Wendy Globe seyretmek istiyor canım. Ne güzel. Hatta şuraya yatıp seyretsem daha da güzel oluyor. Ne oluyor biliyor musunuz? O orada yazıyor ya. O vicdan azabı yetiyor bana.
kafam böyle çeviriyorum falan. Yine onu yapmadığımı bilmek bana yetiyor. Ne oluyor? Bir gün yapmıyorum, iki gün yapmıyorum, üçüncü gün boynum bükük yapıyorum. Tabii gitar bana çok küfür ediyor. Rezalet, Allah diyor, seni nasıl tembellikten ne hale gelmişsin diyor parmakları. Haklı. Ama zaten orada da ben onunla ilgilenmeyi seviyorum. Çalamıyorum, ne yapayım? Ama ilgilenmeyi çok seviyorum. Başka var mıydı canım? Bilmiyorum cevap verebildim. Evet hocam var. Veremediklerim varsa tekrar da sorsunlar. Tamam, onu chat'e yazabilirler. Reklam sektörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir grafik tasarımcı olarak bu sektörde olmayı hiç düşündünüz mü? Ben zaten o sektörün içinden geldim. O yüzden kaçtım. Arkadaşlar ben lise 1'de bu işlere başladığım zaman zaten benim okuduğum bölüm, boya ve dekorasyon bölümü çok özel bir bölüm. Bayağı grafik altyapısı olan bir bölümdü. Ve ben de hemen lise 1'de ajanslarda çalışmaya başladım. Önce karanlık oda asistanlığı yaptım. Ondan sonra yardımcı grafikerlik yaptım. Sonra 3 sene lisede bu işi yaptım. Sonra üniversiteye girdikten sonra 4 senede zaten ajanslarda çalıştım. Yani 7 sene bu işin içinde gittim, geldim, gittim, geldim. Oraya gittim, buraya gittim. Fikret'e ben çok uygun olmadığını düşündüm. Baktım ki bünye almıyor pek bunu. Yani orada devam etmek bana çok yarayacak gibi gelmedi. Çünkü bu ticari işlerle ilgili bir zaten sıkıntım var, yani onu itiraf edeyim. O yüzden başarılı da bir tasarımcıydım ama çok bayılmadım. Yani part-time yaptığım işin neredeyse yarı ücretine bir araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Part-time'in yarı ücretine. Ama mutluydum. Sonunda zaten demin de size söyledim ya, o A noktasından B noktasına gitmek için arkadaşlar neyle mutlu olacaksanız onu yapın. Ne ile? O, bakın, hayatla yaşam aynı şey değildir, biliyor musunuz? Sizin kendi bu maceranızda, ister buna 0-1 arası macera deyin, ister A-B deyin, varlık yokluk deyin, ne derseniz deyin. O iki nokta arasındaki süreçte sizi ne mutlu ediyorsa onu yapın. Tutkularınızın peşinden koşun. Hayatta başarının tek bir tanımı vardır benim için. Mutluluk. Yani biri Nur Hilal bana sormuş olabilirdi o chatten. Ben hiçbirini görmüyorum ya şu an. Hayatta sizce başarı nedir? Cevap verin, mutluluk. Mutluysan başarılısındır. Benim adıma başka bir tanım yok. Arkadaşlar benim öğrencim var. Derin su dalgıcı şu anda. Kendini o konuda geliştirmek istedi. Su altı yogası hocası oldu. Fransa'dan ekipler geliyor. Sadece 2,5-3 ay çalışıyor. Bütün sene o parayı yiyor. Son derece mutlu. İşte 2020, 2021, 2022 sezonları dolu. Rahat o. Sabahleyin güneşi karşılayarak teknenin üstünde ilk güneşi karşılama yogasıyla eğitim başlıyor. Sonra su altı yogasına geçiliyor. Genelde Fransa'dan konukları oluyor. Teknenin içinde bunlarla 15 gün geçiriyor. O yolcu oğulları gönderiyor. Yeni konuklar alıyor. Dediğim gibi 2,5 ay falan çalışıyor. Bütün sene yaşıyor. Çok mutlu arkadaşlar. Mutluysanız başarılısınızdır. Başka hiçbir ölçek yok. O yüzden burada da durumundan, konumundan mutsuz olan varsa o mutluluğu bulmak için ne gerekiyorsa yapın. İstersen ajansa git çalış, istiyorsan Everest'e tırman, istiyorsan derin su dalgıcı ol. Seni mutlu edecek ne varsa onun peşinde git. Çünkü hayat keşke diyecek kadar uzun bir süreç değil. Sonunu biz bile bilmiyoruz ya. Kim bilecek? Nasıl olacak bu iş?
Başka bir soru olarak, tasarım trendlerinin ve anlayışının artık Google, Apple gibi şirketlerin etkilediğini görür olduk. Artık tasarımın okul ekolünden ayrıldığını ve büyük şirketler tarafından yönlendirildiğini söylememiz mümkün müdür? Güzel bir soru. Şimdi önce okulla ilişkili kısmını cevaplayarak başlayayım, sondan başlayayım. Bilmiyorum soran arkadaşım grafik tasarımcı mı ya da başka bir meslekten mi? Çok da önemli değil de. Şimdi bu grubun geneli demin Özlem'le sohbet ederken dediniz ki işte mühendisler var. Yani okul çevresini diyorum, okul dışından izleyenleri demiyorum. Mühendisler var dediniz, endüstri tasarım bölümü var, mimarlıktan var falan dediniz. Şimdi arkadaşlar ben grafik tasarımı özelinde konuşayım. Grafik tasarımı öğrencilerime ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Hatta bunun örneklerini gösteriyorum. Grafik tasarım bölüm olarak bir ehliyet veren bölüm değildir. Yani biz o bölümü bitirene grafik tasarımcı oldun ehliyeti vermeyiz. Örneğin bir mimarlık fakültesini bitirince mimar olursunuz. Odaya da kayıt olduktan sonra mimar imza yetkiniz olur. Proje yapıp imzalayabilirsiniz ve o geçerlidir. Grafik tasarım için böyle bir şey söz konusu değil. Yani sezgileriyle, bilgileriyle, ufkuyla, yaratıcılığıyla biri ya da birileri başarılı bir grafik tasarımcı olursa olur arkadaşlar. Bunun sınırı mınırı yok. Ama ben dünyadaki bütün ilaç kitaplarını yalayıp yutsam hayat boyu bir eczane açamam. Mümkün değil. Bu dalda bir üretim de yapamam. Yasak, yasal olarak da yasak. Şimdi endüstri tasarımı varsayalım, o özelde konuşayım. Teknik olarak çok farklı donanımlar gerektirdiği için, bilemiyorum yanlışsam da arkadaşlarım beni düzeltsin. Benim şu anda grafik tasarım için verebileceğim örnekler endüstri tasarımı için çok geçerli olmayabilir. Yani örneğin bakın son zamanlarda Türkiye'de kitap kapağı tasarımı alanında çok başarılı, çok gelişmiş, ulusal ve uluslararası düzeyde ürünleri olan kişi Utku Lomlu. İnternete girip bakın. Dünya kadar başarılı tasarımı var. Tamam? Grafik tasarım mezun değil arkadaşlar. Demek ki bu da olabiliyormuş. Böyle bir sürü örnek verebilirim. Sosyoloji mezunu, psikoloji mezunu ya da bir şey mezunu değil. Kendi kendini geliştirmiş. O yüzden grafik tasarım bir kere o okul şemsiyesinden çok farklı yerlerde. Yani ilk başta o sorunun o kısmına böyle cevap vereyim. Hemen şunu da düşünebilirsiniz. Peki hocam siz eğer okuldan grafik tasarımcı mezun etmiyorsanız böyle 33 sene ne yapıyorsun abi sen orada? Ne işin var değil mi? Arkadaşlar biz potansiyeli arttırıyoruz. Onların başarılı bir grafik tasarımcı olmaları için potansiyeli arttırıyoruz. Her gün onların şakralarını açmak için çaba sarf ediyoruz. İşte sabahları bir yumurta, süt, et ne gerekiyorsa onları besliyoruz. Bilgi ise bilgi, deneyim ise deneyim, örnek ise örnek, kişi ise kişi, yaratıcılık ise yaratıcılık. Bu konuda besliyoruz. Yani Konfüçyüs diyor ya işte hoca kapıyı açar, içine girecek sizsiniz diyor. Doğru. Biz o kapıyı aralıyoruz. İçeri girmesi istiyoruz yani girseler ne iyi olur diye. Oradan yol alsınlar diye. Dolayısıyla artık grafik tasarım o okul ki ekol aynı şey aslında. Onun artık çok ötesinde hareket etmeye başladı. O yüzden okul çerçevesinin çok dışında artık belki de. Ama sizlerin meslekleri teknik bazı mantıklar içerdiği için yani bilmiyorum belki diyebilirsiniz ki ya hocam yok bizde de var. İşte Ali var, Veli var. Bunlar endüstri tasarımcısı. Ama bir tanesi filoloji mezunu, öbürü de oşinografi mezunu bir insan. Bunlar kendilerini geliştirmiş, çok başarılı endüstri tasarımcıları olmuş. Belki sizlerde de vardır bu. Grafikte var yani, bolca da var.
O yüzden grafik işi için okul tabii ki olsa iyi olur ama inanın bir şart değil arkadaşlar. Çünkü direkt sonuca dayalı. Örneğin işte Berlin Filarmoni Orkestrası'nda Konzertmeister olmak için konservatuar mezunu olmak gerekmeyebilir. Sınava girersiniz, en iyi şekilde çalarsınız, herkese etkileyip başarılı olursunuz. Buyurun derler, bu rahle size. Kimse sormaz ona. Kim soracak? Yani Yui Wong'un ya da işte Fazıl Say'ın diplomasını mı soruyoruz? Ya yani neyini sorayım artık? Ya da Horowitz'in ya da Richter'in diplomasını mı sorayım ben? Yani ya çalıyor adam yani ne diyeyim ben? Yani Richie Blackmore gitarı çalarken babacığım senin gitar diploman nerede mi diyoruz? Ha, Eric Clapton'a sorduk mu? O yüzden bu konularda zaten büyük bir açıklık var. Yönlendirme işi konusunda haklısınız. Artık bu sosyal medyanın tavrıyla her şeyin yönlendirilebileceğini artık öğrenmeye başladık. Örneğin Amerikan seçimlerinde, son Amerikan seçimlerinde ortaya çıkan bir şey, işte sosyal medyanın zannettiğimiz kadar da demokratik bir paylaşım ortamı olmadığını öğrendik bir anda. Değil mi? Bunu yarın öbür gün biz kendimiz için de öğrenebiliriz bir anda. Bir sürü şey değişebilir. Evet, bilmiyorum. Evet hocam, devam edelim. Eğitimden buyurun. Devam edecek olursak, akademik kariyer düşünenler için ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz? Şimdi böyle asistan sınavlarımız olurdu bizim. O zaman ben şunu derdim açıkçası. Arkadaşım sana neyi vaat ediyoruz? Ne vaat ediyoruz biliyor musun? Kan, gözyaşı, acı, dert, kabus. Niye mi? Çok çalış diyeceğiz. Az para vereceğiz. Sürekli iş isteyeceğiz. 1000 tane derse gireceksin. Makale yaz diyeceğiz, kitap yaz diyeceğiz, çok araştır diyeceğiz, çok oku diyeceğiz, kendini geliştir diyeceğiz. Ama gez diyeceğiz, çok da gez diyeceğiz. Eğlen mutlu ol ki mutlu mutlu öğrencilerine mutluluk yay diyeceğiz. Allah'ım bir sürü kötü şey. Yani bu böyle çok çekici bir iş değil. O yüzden bir arkadaşım bu yolda ilerlemek istiyorsa şunu bilsin ki kimse ona cennet vaat etmiyor. Ama cenneti kendi içlerinde yaratabilirler. Onun vaadini veriyor bu meslek. Ben çok şükür onu yaratmışım kendi içimde. Ben kendi cennetimle gidiyorum her yerime. Çok mutluyum. Eğer buna niyetli bir arkadaşım varsa bir kere ilk başta bunları bilecek. Yani işin sıkıntıları çok fazla çünkü. Türkiye'de çok çok fazla. Yani diyeceksiniz ki ya hocam Türkiye'de neyin sıkıntısı yok ki? Her şeyin sıkıntısı var. Doğru, haklısınız. Ama yani bu işin de sıkıntıları çok fazla. Her zaman hak ettiğinden azına sahip olacak, en azından maddi olarak. Bu da var. Ama bunun yanı sıra, peki diyeceksiniz ki güzellikleri ne hocam ya? Bu kadar mı dertli bir iş? Şimdi hani söyle, bunu soran bir arkadaşım da diyecek ya içimi kararttın adam. Ben akademisyen olmak istiyordum, senin yüzünden vazgeçeceğim. Sakın ha. Güzel tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Yani düşünün 33 yıl bu işe emek verdikten sonra tutup da mum dibine ışık veriyor. Doğru söyleyeni 9K'den kovmuyorlar. İşte bunun kanıtı deyip ortaya bir somut örnek koyabilmek kadar bir mutluluk yok bana kalırsa. İşte Linotype'da fontları satılan kişi benim de sevgili öğrencimdi, sınıfta birlikte yazı tasarımı yaptık ve o fonttan aldı yürüdü, buraya gitti, bu oldu demek. Benim için bunun ne maddi başka bir karşılığı yok yani. O yüzden güzel tarafı çok fazla. Ya da işte daha geçenlerde oldu, bir öğrencim bana mektup yazmış, şu anda bir rahatsızlığı varmış. Yani bir sayfalık. Gerçekten böyle göz yaşartıcı bir mektup ama satır başlarında hani benimle ilgili
Yani çok zor zamanlarımda sizle ilgili yaptığımız çalışmalarla ben hayata sarıldım. Dolayısıyla o zaman da ölümden döndüm ve buna siz etki oldunuz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu benim hayatta aldığım en büyük ödül. Daha ne alayım ki ben? O yüzden güzel tarafı saymakla bitmez. Bu çok zevkli bir iş yani. Ama zevk alana tabii. Her türlü meslek öyle. Devam edeyim hocam. Bu arada Nurhilal, bu böyle monolog gibi de olmasın. Şimdi söylediklerime katılmayanlar da olabilir. İlla soru sormak zorunda değiller. Yani biri diyebilir ki Agacığım sen onu söylüyorsun ama ben ona katılmıyorum. Çünkü deyip cevap verebilir ya da başka bir düşünce de ortaya koyabilir. Yani benim açıkçası her türlü fikre de saygım var. Ben sadece kendi fikrimi şu anda paylaşıyorum. Ve kendi fikrimin de doğru olduğunu da savunmuyorum doğrusu. Kendimce doğru olduğum için size aktarıyorum. Zaten ben eğitimde doğruları ve yanlışları vermekten çok yönleri belirtip kendi fikrimi aktarmaktan yanayım. Doğru ve yanlışı akıllı bir adam zaten kendi bulur. O zaman yani yazmak isteyen varsa chatten yazabilir ya da hocamız gayet bitirdikten tabii. Sonra da, sesini da, açıp evet, ekleyebilir. Tabii ya da şey bizde çoktur böyle derste anlatırız soru kimse sorsa kapı tam çıkarken bir sürü an böyle kapıya üşüşür. Hocam bir şey diyecektim falan. Hay onu diyecek olanlar da zaten benim sosyal medya hesabım falan her şey biliyorlar. Oralardan erişebilirler. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım. Tamamdır. Devam evet, ediyorum o zaman ben. İçinde bulunduğumuz yüzyılda grafik tasarım çalışmalarının tek düzeleşmesinin sebebi sizce nedir? Sosyal medya ortamından çok fazla paylaşımdır. Bu şu demek, yani siz bir şey yapacağınız zaman yapmadan önce çok fazla bakıp bütün o etkileşimin büyüsüne çok fazla kapıldığınız zaman otomatikman onlar gibi yapmaya, o trendlerde yüzmeye başlıyorsunuz. Bu yaratıcılık adına tabii ki ya dünyada ne var şöyle bir sağma solayım, soluma bakayım demek için çok güzel bir şey ama yaratıcılık adına şöyle de bir risk taşıyor. Kendi sezinizi ortaya koyma ve özgün olabilme adına riskler de barındırıyor kendi içinde. Ve otomatikman öyle gibi olmaya başlıyorsunuz. Bu aşırı paylaşımın bir sonucu olduğunu düşünüyorum ben. Peki paylaşım olmasa bu olmayacak mı? Hayır, bunu da demeye çalışmıyorum ama bu paylaşım bir yerden sonra takdir gören işlerin çoğalmasına sebebiyet veriyor. Yani bir tarz çıkıyor, tamam mı? Bir şey tarzı. Ali tarzı bir afiş dili mesela. Varsayalım Veli tarzı X. Bu kıymet kazandıktan sonra işte bir iki yerde yayınlandıktan sonra, ödül aldıktan sonra onun gibiler çok çoğalıyor ve herkes öyle yapmaya başlıyor. Kendi sesinden çok başkası gibi olmaya başlıyor. Bahsettiğim aşırı paylaşım bu, söylemeye çalıştım. Hocam son soru olarak dünyada altın çağının yaşandığı belirtilen illüstrasyon için bizlere bir tavsiyeniz olur mu diye bir soru gelmiş. Yani altın çağı bilemiyorum. Bu tanım Norman Rockwell'le Amerika'nın bir döneminde kullanılan bir isimdir. Ama şu anda yine kıymetli bir iş oldu. Tavsiyem şu, illüstrasyon da grafik tasarım köküyle beslenen çok güzel bir sanattır, sanat dalıdır. Ve aslında plastik bir değer yaratma, resimsel bir değer yaratma özündedir. Ancak başarılı illüstratörlere baktığınız zaman görsel iletişim açısından problem de çözebilen, gerçek anlamda kavramları imgelere dönüştüren insanlar olduğunu görürsünüz. İşte Marshall Erisman gibi, Brett Holland gibi çok başarılı illüstratörler olup
ardından resme de yönelen illüstratörler vardır. Sadece resim yapacağım diyenler de vardır. Hay hay, bu da olabilir. Ama iyi bir illüstrasyon için iyi fikir gerekir bana kalırsa. Plastik değerlerle birlikte, resimsel değerlerle birlikte iyi fikir ve iyi düşünce gerekir. Bunun en iyi örneklerinden biri Gürbüz abidir, Gürbüz hocadır. Yani Gürbüz Doğan Ekşioğlu gerçekten Türkiye için de bir özel bir insandır. Dünya çapında özel bir insandır, ayrı konu da. Ama onun her işinde şunu görürsünüz. Bütün işin lirik ve resimsel duygusunun yanı sıra arkasında kendine özgü ironik bir düşünce taşır. O yüzden başarılıdır. Yoksa oradaki kuşu belki daha başka çizen, daha iyi çizen binlerce insan olabilir. Ama onu sadece Gürbüz Doğan Ekşioğlu öyle düşündüğü için o haldedir. O yüzden o başkalaşmış bir biçime erişir. İllüstrasyon konusunda kendisini geliştirmek isteyen arkadaşlarım olacaksa, onların da yolu zor. Sebebi çok geniş bir spektrumda çok kişi ilgileniyor şu anda. Evet, ama kesinlikle o da çok çok zevkli bir iş. Yani sevip o konuya gönül vermeye niyetli bir arkadaşım varsa kolay gelsin. Bu arada o da çok gelişti açıkçası. Eskisi gibi değil. Çok gelişti. Artık onların da organizasyon grupları var. Yani şöyle söyleyeyim, artık illüstrasyondan ekmek yemeye başlayan insanlar oldu. Ne kadar güzel. Yani bundan diyorum 30-40 yıl evvel söyleseydiniz, ya sadece yazı karakteri tasarımı yaparak geçineceğim. Gülerdi milleti, ya git Allah aşkına, ya saçmalama falan derdi. Ama şimdi öyle değil. Ne kadar güzel, çok gelişti bu işler. İllüstrasyon da bunlardan biri. Evet hocam, sorular bu kadardı. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum ve sizi özleme bırakıyorum şimdi. Çok sağ olun. Ben de sen çok teşekkür canım. Ederim hocam. Bugün buraya gelip bize vakit ayırdığınız için, paylaşımlarınız için. Evet, ben size teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Benim için de güzel bir gece oldu. En azından kameralar açık olanların uyumadığını gördüm. Kapalı olanlar da ufak ufak kestirdiyse fark etmez. Canınız sağ olsun. Güzel bir rüya gördüyseniz değmiştir yani. Evet Özlemciğim. Benim dilimin döndüğü kadar bu kadar. Tekrar çok teşekkür ederim hocam. Ben de herkes adına, tüm katılımcılar adına çok güzel bir akşamdı. Her şey normale döndüğünde bir de bu etkinliği, bu sohbeti yüz yüze devam ettirme dileğiyle diyelim o zaman. Aynen. Yani, bu işlere ben de alışamadım. Benim zaten yöntemim o. Hatta bunu yapıp ardından böyle küçük bir çalıştay gibi hemen çıkarın kağıdı kalemi falan. Çünkü bu iş öyle tepki yani. Bizim işlerimiz öyle. Bizim işlerimiz somut işler arkadaşlar. Yani öyle sözle söyleyerek, o yüzden sen mesela bir konuşma istediğin zaman benden, ben o yüzden hani konuşmaya çok ısınamadım, o konuşma mantığına. Çünkü ben her şeyi görsel olarak algıladığım için, tüm dünyayı öyle algıladığım için bir şeyi göstermeden konuşamıyorum. Yani başka bir şansım yok. Yani sadece sözle ileterek bir şey yapamıyorum. Çünkü sevgili arkadaşlar, yani hele bir grafik tasarımcının hiç yapamayacağını zannediyorum. Yani bizler kelimelerle konuşuyoruz, kavramlarla anlaşıyoruz. İşte grafik tasarım o kavramların biçimlere dönüşmüş hali. Şimdi ben bunu size o biçimler yardımıyla anlatamazsam zaten anlatamam. Başka bir şansım olmaz. Zaten öyle bir yeteneğim olmadığı için grafik tasarım yapıyorum. Tekrardan çok sağ olun hocam. Ne demek, sizler sağ olun. Eksik olmayın. Kaç olmuş saat? 9:30 olmuş. İyi. Ne güzel. Başka da sizler için yapabileceğim bir şey olursa her zaman haber verin lütfen. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Kendi düzenimin içinde. Şimdi burada birinci sınıf var mı? Birinci sınıf öğrencisi aramızda. Var.
Yani birinci sınıf öğrencileri için şunu söyleyeceğim arkadaşlar, üniversite böyle bir şey değil, biliyor musunuz? Böyle değil üniversite. Bu böyle ekrandan olan üniversite. Bu değil üniversite. Yani üniversite tabii ki arkadaş edineceğin, işte çimlere yatacağın, orada kakara kikiri aşık olacağın, kavga edeceğin, seveceğin, sevmeyeceğin, derslerden sıkılacağın. Yani üniversite aslında öyle bir şey. Ama maalesef biz size 2020 yılında bunun bu versiyonunu koyduk ortaya. O yüzden birilere çok acıyorum yani bunu böyle olduğunu zannederler diye. İnşallah normal üniversite sistemini de görerek mezun olma şansınız olur. Yoksa ne olacak bilmiyorum. Yani benim de birinci sınıf öğrencilerim var. Onlara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten üniversite böyle bir şey değil aslında. Mecburuz ama şu anda bunu böyle yapıyoruz. Bunun da tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi gerek YouTube kanalımdan, gerek Vimeo kanalımdan pek çok farklı eğitim malzemesi de var. Eğer arzu ediyorsanız zaman zaman onlara da bakın. Belki sizin de aklınızın köşesindeki bir soruya cevap verecek bir şey bulabilirsiniz. Evet Özlemciğim, kapatıyor muyuz? Kapatalım o zaman hocam. Peki. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Hadi iyi akşamlar. Ben yoksa bütün geceyi ayırmıştım size. Kapatmam dersen devam ederiz buradan. Geyiğe sararız yani. Yok herhalde bence bu kadar yeterli. Arkadaşlarımın da ödevi vardır şimdi. Ne kadar iyimserim. Hocam ne ödevi ya? Büyük şef ya buradan... neydi o şef? Ne izleyeceğiz? Yemek programının adı ne? Oh, ne kadar cahilim. Hiç bilmiyorum. Masterchef. Masterchef. Televizyon bizim evde var ama monitör olarak kullanılıyor. O yüzden o kadar cahilim ki bu konularda. Peki, hadi hoşça kalın, dostça kalın sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dertlerden, kederlerden, özellikle koronadan uzak durun. İnşallah günün birinde tekrar görüşürüz, yolumuz kesişir. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Hoşça kalın. Hoşça kalın hocam. Hoşça kalın, görüşürüz.